Günaydın değerli izleyenler, medya dünyasına hoş geldiniz. Yaklaşık iki saat boyunca birlikteyiz Mehmet Hoca'nla gündemdeki tüm gelişmeleri, maçları, haberleri konuşacağız. Mehmet günaydın, hoş geldin. Hoş bulduk Ezgi, iyi yayınlar. Çok teşekkürler, sana da iyi yayınlar. Zira Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. Bugün ve yarın da çok keyifli Doğru. maçlar oynanacak ama istersen önce bir düne gidelim. Galatasaray'ın maçıyla başlayalım. Galatasaray Kore'nin on olan Yaspor deplasmanında 2-1 kazanmayı başardı değerli izleyenler ve adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadeleyi bir hatırlayalım gelin özeti izleyelim sonra teknik direktörler neler söylemiş ona da bakalım değerlendirmelerimize başlayalım. Galatasaray adına Mehmet İşler ligde de istedikleri gibi gidiyor. Kupada da tur atlamayı başardı Sarı Kırmızılılar. Moraller yerindedir diye tahmin ediyorum. Hem e, takım içinden şöyle biraz istihbarat alalım senden. Hem de dün akşamki karşılaşmayı önce bir genel değerlendirelim sonra gazetelere bakacağız zaten. Uzun zaman sonra televizyonda maç izledim onu söyleyeyim. <laughs> Normalde maçları yerinde takip ediyorum şimdi özet görüntüleri tabii ki doğal olarak sığmadı. İlk 15 dakika net bir Alanya Spor baskısı var ama bunu da şöyle normal karşılıyorum. Birincisi Alanya Spor'un iç sahada Trabzonspor galibiyetini hatırlatalım. Bir oyun ezberi var. E, pasa dayalı her ne kadar oyun taraftaki oyuncusu değişse de Ahmet Hasan yerine Eduardo başlamıştı. Galatasaray'da da neredeyse ilk 11'in yarısı şimdi. Kaleci Muslera, Sabek Saşaboy, Sol Stoper Abdülkerim, Orta Sağ Torreira Oliveira desek. Bir de kenara Kerem ve Forvet yıkardı. ilk 11'in 7'si yoktu diyebiliriz yani artık %70 değişmiş bir takım ilk 15 dakika bocalama o yüzden normal karşılıyorum hani direkten dönen pozisyon var ama onun öncesi yine bir Eduardo ile Efecan'ın iki tane pozisyonu var hani maçın başı golü sanki Alanya Spor atacak gibi izledik evet. ama artık hani sen de demin ifade ettin büyük takımların bir reaksiyonu oluyor yakaladıkları hava ile paralel. Nedir bu? Galibiyetçiler geldikçe özgüven, tavan yapıyor. Duran topları efektif kullanmaya başlıyorsunuz ki sezonun Dünya Kupası öncesi son maçıydı. Başakşehir maçı 7-0 kazanılan Galatasaray'ın ligdeki ilk resmi golü duran toplarda o maçta gelmişti Abdülkerim'le. Evet. Ama şimdi Dünya Kupası sonrasında Galatasaray'ı hatırlatalım. İstanbul Spor maçı iki golle duran toptan Gomis'te geldi. Kadıköy'deki maçta kilidi Oliveira'nın golü yine bir korner organizasyonu. Dün de bakarsak Mertens'in çok iyi ortası. Ee, Nelson'un golü. Nacizane bir eleştiri ee, hakemlere var tarafına. Yani Nelson'un golü çok net gol. Gereksiz bir 2-3 dakika oyun durdu. Ee, yoksa hani evet Alanyaspor'un attığı gol Alanyaspor'a e, Alanya Spor'a verilmeyen penaltı bence penaltıydı vesaireni. Onlar için var monitöründe zaman kaybedilsin hiç itirazım yok. Hani pozisyonları çünkü Galatasaray'ın yediği gol dilemenin çıkışı offside bekledim ki Levent abi de maçı yorumluyordu. O da aynı görüşteydi. Çizgi çekildi. ikna aldık vesaire ama ilk gol mesela Nelson golü çok temiz bir gol. Gereksiz bir 2-3 dakika orada zaman harcanıyor. Güzel bir maçtı. Alanya Spor'un zaten maçları genel anlamda topa sahip olan bir takım. Keyifli futbol oluyor. İstikrarsız sonuç alan bir takım ama dün iyi bir maç oldu. Galatasaray evet tekrarlayayım. Kalite, Mertens faktörü. İlk golde çok güzel bir orta. ikinci golde de müthiş bireysel bir yetenekle attığı şut ki orada golle şu da var. Ezgi şutu attıktan sonra sevinmeye başlıyor. Yani hakikaten bir Snyder gol attı. Galatasaray'ın 10 hani numaralarından beklenen goller o tarz goller. Zaten hemen Snyder'le de karşılaştırıldı. E zaten Belhanda'nın taraftarı ikna edememesinin sebebi bu tarz goller atamamasıydı. Yoksa ben Belhanda'nın iyi futbolcu olmuyor. Adana Demirspor'da bu sezon gayet iyi. Farklı bir on numara. Daha defansif özellikleri olan, daha enerjisiyle fark yaratan işte şutta Mertens o farkı yarattı. 2 0ı buldu Galatasaray o kadar rotasyona rağmen. Ama daha sonrasında iki, maçın ikinci yarısında Alanya Spor oyuna ortak oldu. Icardi girdikten sonra yine güzel servisler yaptı bence. Burada muhakkak Barış Alper'in, Yunus'un biraz Icardi'den feyz almaları gerek işin besleme kısmında. Bazen çok işi bireyselliğe de döküyorlar. Onu da anlıyorum. Raşissa var, Kerem var. Forme rekabetinde gol ve asist yaptıkça siz ilk 10 için ön plana çıkıyorsunuz. Bir de daha genç oyuncular. E, tabii e, öğrenecekler yani 25 yaşına kadar evet. yolu var oyuncuların e, işini öğrenme kısmında. Galatasaray açısından e, bir de bir gerçek var. Alanya Spor son dönemlerde Galatasaray'a çok ters gelen ki zaten daha önceki iki eşleşmede kupada Alanya Spor tur atlayan tarafı olmuştu. Bütün büyük takımlara ters gelebilen bir takım Alanya evet. Spor. Evet çok net zaten 5 yaşa karşı 3-0'dan geri döndüler. Galatasaray'a karşı 2-0'dan Trabzonspor'u farklıbindir ama evet. madalyonun da diğer yüzü var. de 5-7'ler çünkü bu oyun arada işte Kasımpaşa'dan 4-7 farklı yine ilgileri de getiriyor. Yani çok ortası olan bir takım değil Alanyaspor. O anlamda hani dünkü maç her her skora çıktı. Hı hı. Galatasaray açısından işte 8 maç ligde oldu, 3 maç kupada 11 maçlık bir galibiyet serisi çok çok değerli bunun tribüne de yansıması oluyor. Şimdi Antalya Spor maçı cumartesi akşamı ben de orada olacağım. Muhakkak bir 50 bin tarafların desteği de olacak. Dünün en büyük kazanımı rotasyonla bu işin de yapılabilmesiydi. Yoksa bu takım için sayalım Kaleci Mustera, Sağbek, Saşa Boy, Sol Stoper Abdülkerim. Orta sahada bence hem Torreira hem Oliveira. Sadece Torreira diyemeyiz Oliveira'yı da Galatasaray arıyor oyuna. Akıl koyması, Alanya Spor'un baskısında Oliveira sağda olsa o pas trafiğini yönetmesiyle çünkü Mitşo'nun da o anlamda biz hep e, Mitşo-Berkan ikilisinden zayıf halkayı tırnak içine Berkan gibi görüyoruz ama benim Dünya Kupası arası sonrası tespitim şu an net şekilde Mitşo geri e, planda kalması gereken oyuncu Berkan işin rol kısmında bence e, daha iyi Mitşo bence henüz tam böyle ikame edemedi diyebilirim e, Oliveira'yı. E, Torreira'nın bölgesinde daha çok e, Berkan'ı tercih ediyor Okan Hoca. Ee, Raşitsa ise e, Dünya Kupası öncesindeki e, Raşitsa ise değil e, asistleri o ara e, bayağı fark yaratıyordu ama işin savunma kısmında var. Dün de karşı gayet o alanı kapattı ki Derbi'de de Ferdi'ye karşı o alanı kapatmıştı. Yunus çok iyi kullanamadı bence dün şansını. E, Ezgi öyle maçı bir kafamla tekrar hı hı. E, böyle bir düşündüğümde ama o da tabii bir sakatlık süreci yaşadı ama sonuç itibariyle e, maç maç hafta hafta oyuncu kazanan Maç kazanan ve doğal olarak bu moral motivasyon, sen dedin hani bu işin perde arkasını yani izleyicilerime söyleyebilirim. Sosyal medya olabilir, arama butonlarında bakıp izleyebilirler. Takım otobüsündeki şarkılar yani o bile bazen o arka dörtlü diye bir klişe tabiri vardır ama işte Berkan'ın o gençlerin uyumu. Hakikaten takım ciddi bir şekilde sağ iç ve sağ dışında o enerjiyi, camiayı veriyor. zaten o Mehmet. Çünkü o beraberliği, o arkadaşlığı, o sinerjiyi yakalayamayan takımların... ...ben şahsi olarak söyleyeyim... ...henüz şampiyon olduğunu, başarılı olduğunu Doğru. görmedim. Şampiyon olan takımlarda da tam tersi böyle bir birliktelik... ...bir arkadaş ortamı her zaman sağlanmış oluyor. Yani konudan konuya atlıyorum. Günümüzün şu an spor medyasında en konuştuğun isim Abu Bakar mesela. Abu Bakar'ı Beşiktaş Başkanı, eski Beşiktaş teknoloji Sergen Yalçın'ın o maça çıkmamasını... Elbette sorgulayacaklar ama hatırlı o dönemi şampiyon kutlamasında bir tane oyuncusu ıı, takım arkadaşı Abubakar'a sırt çene. Tam aksine o kutlamaların en böyle çünkü çok iyi bir arkadaşlık vardı. Abubakar'ın o takımdaki en önemli faktörün işte e, Roziye'den Tut Enkudu'ya kadar Tabii. o ilişki yürüten e, isim olması. Galatasaray'a şöyle bağlayacağım Galatasaray'da da çok iyi bir arkadaşlık var ve bunu açık söyleyeyim sırf manevi olarak değil maddi olarak da bence bir yansıması oldu nedir açalım. Şimdi takım primleri genelde futbolda şöyledir. İlk 11'de oynayan oyuncu %100 prim alır. Sonradan giren %50 alır. Yedek kulübesi oturup hiç oynamayan %25 alır. Ve bu sene Galatasaray'da prim sistemi aslında Adana Demirspor, Kayseri maçlarına da prim vaat edildi ama maçlar kazanılmadan hiç alınmamıştı. İlk Beşiktaş derbisinde bir prim verildi. Daha sonra da 7-0 kazanılan Başakşehir maçı, Sivas deplasmanı ve Fenerbahçe derbisi. Bu 4 maçada işte ortalama 5'er milyon TL'den totalde bir 20 milyon TL'nin üstü prim verildi. Burada takım e, kaptanları Mustere ve Gomis, biz her oyuncuya eşit prim verilmesini istiyoruz. Bunu açalım. Dün sözleşmesini e, uzatan e, Özgür Baran Aksak'a aynı prim aldı. da aynı prim aldı mesela. Bu da bence çok, Bu önemli. çok önemli. Yani iş sadece bir futbolcu 3 milyon euro alıyor, 30 bin euro prime tenezzül etmiyor. Hayır, gayet e, o primler motive eder. Çünkü ben onun için de içine biliyorum. Yani garanti ücretlerine dokunmadan o primlerle İstanbul'daki hayatlarını idare etmek Tabii. onlar için ekstra bir keyif de oluyor. Galatasaray'da bu da sağlandı mesela takımda ciddi bir bütünlük var. Hep e, yani fotoğraflar bazen her şeyi anlatır bence. Kerem Aktürkoğlu'nun gece e, akşam yemeği ısmarlaması o genç oyunculara ki Kerem Pekala 8 milyon TL'lik ücretini kafaya takabilirdi. Sadece Galatasaray değil, işte Trabzonspor'da da Uğurcanlı Abdülkadir'in hangi şartlarda doğal olarak sözleşmesini uzattıkları ortada ama evet. nedir? Kerem'e 3. kaptanlık verildi. O da bir liderlik rolüne soyundu. ya yani Galatasaray'ın iyi bir arkadaşlık havasını ki zaten ben ne zaman kimle konuşsam hep aynı şey. Takımda hava çok iyi diyorlar. E bu Icardi'ye de yansıyor. Yeri geliyor İkari'de ye ilk kere. özel izin verdin işte ülkesi Arjantin'e gitti, tedavisini orada oldu ama döndüğü zaman oyuna sonradan bile girse ya da 4-0 kazanılan Hatay kadar maçı. sahiplendiğini görebiliyoruz Icardi'nin. Hatay spor maçından sonra kutlamalar da yok. Neden? Gol atamadığı için kızgın takım arkadaşlarına kendisine. Soyun odasına sinirli giriyor. Lucas Torero soyun odasına giriyor. Bir Arjantin müziği açıp Icardi'yi kendisine getiriyor yani. Bunlar hep önemli dokunuşlar, önemli ayrıntılar. Okan Buruk ne yapıyor? Okan Buruk bence şu anlamda doğrusunu yaptı. Mertens'i, Icardi'yi öyle çok disipline ederek bir yere getiremez. Biraz onların dilinden anlayacaksınız yani. Yıldız yönetiminde bence başarılı oldu Hakan Hani Şimdi kabul edelim Napoli Bu da görmüş. Bu bence evet onu diyecektim. Napoli görmüş, Inter görmüş. Bir. Yani ezgi Süper Lig'e bir Inter-Milan derbisiyle, Paris Saint-Germain'le bir bakmayacaklar. E, ya da Napoli ile e, o seri rekabetiyle. Elbette burada çok disiplin verilen var ama örnek verelim. E, yani... Hatay spor maçı öncesi kampa almıyorsanız oyuncuları, Fenerbahçe maçı öncesi de almayacaksınız. Bir şablonu bozmuyor, anlatabildim. mi? Orada bir, bir sağlıklı yapı kuruldu bence. Okan Buruk'un da bunu yapabilme sebebi bence o e, uluslararası kariyeri kendisinin de yapmış olması, Tabii. oradaki dinamikleri, o yıldız oyuncu, doğru, çok iyi biliyor olması. İtalyanca biliyor, İngilizce evet. biliyor, birebir iletişimi sağlıyor. Bu da önemli, aynı dil konuşma. E, yaş anlamında e, 47-48 yaşında bir teknik adam Okan Buruk fizik olarak da hala genç diyebiliriz. Neden? Çift kalemaşlar dışındaki bütün topla çalışmalara katılıyor mesela. Oyuncularla birlikte o da 5'e 2 yapıyor. O da güzel yanınızda bir mesajı. Artı bir de işin tabii yardımcı ekip kısmı da var. Hı hı. Yani Alman antrenörü var. İspanyol mesela o konuşulmuyor çok sezon başı. E, İsmail ismi. İsmail hatta Valerian İsmail'le aynı e, e, ismi yazılışı. Onun da çok ciddi katkıları oluyor. Nedir bu? Oyun gelişimi. Oyuncu gelişimi. Şimdi Barış Alper'in, Berkan'ın atladığı seviyeleri görüyoruz. Hı hı. Artı duran top çok net bir referans evet. zaten bu anlamda. Yani Galatasaray çalışıyor da ama tabii işin bir de şu kısmı var Ezgi. İşleri iyi gittiği zaman her şey de iyi gidiyor. Böyle bir gerçek de var. Yani bu şampiyonluğa giden takımların çoğunu yakaladık. Ben çok Sergen Yalçın döneminde şampiyon olan Beşiktaş'ı şöyle benzetiyorum. O Beşiktaş için de biz acaba Sergen Yalçın görevden alınır mı diyorduk. En kritik eşikteki Başakşehir-Fenerbahçe maçlarını kazanarak bir hava yakalamıştı işte. Abu bakarların Gezan müthiş buyum. Şimdi Galatasaray'da hatırlayalım o Beşiktaş-Başakşehir maçları acaba Okan Hoca için son şans mı diyorduk? Çok net oyunlarla kazanıldı. Doğru. Üstün artık mertensin Icardi'nin çok net oyuna oturduğunu görüyoruz. Ciddi hava yakalayan bir Galatasaray var. Bu da hem sağ içi hem sağ dışında hem performans olarak hem fotoğraf kareleri olarak çok net şekilde yansıyor. Peki şimdi Okan Buruk'un açıklamalarıyla devam etmek istiyorum ben. Burada dikkat çeken bir nokta var. Takvim 15'ten okuyacağım. Daha iyisini yapmalıyız başlığıyla. 8'i süperlik, 3'ü süper kupa, üst üste 11 maç kazandık. Kupalara ulaşmak için bundan daha iyisini yapmalıyız. Şimdi Okan Buruk'un her şeye rağmen memnun olmadığı nokta ne Mehmet? Daha gelişmeleri gerektiğini söylediği, daha iyisi dediği ne Okan şimdi, Buruk? Şimdi zorluk sayısı yüksek maçlarda... Hatay Spor maçını bir kenara bırakıyorum. İşte zorluk seviyesi yüksek maçları hatırlatalım. Ee, Sivas deplasmanı, Fenerbahçe, Fenerbahçe deplasmanı, maçı. Beşiktaş maçı, evet. Başakşehir maçı. Sivas maçında e, biraz zemin diyorum. İlk 45 dakika bence Galatasaray çok iyi oynadı. Maçın hakkı 1-0 değil, 2-0 olmalıydı. Orada Mertensin gole devreye 1-0 girmişti. diğer 3 maç hep farklı galibiyetler. Beşiktaş maçı skor 2-1 ama oyunun hakkı 3-1, 4-1 diyebiliriz. Burada hiç sorun yok. Çünkü bu oyuncu grubu CV'leriyle işte... Mertensi, Oliveira'sı, Torreira'sı varsa oyuna net şekilde yıkardı ağır basıyor. Ama net favori çıkılan maçlar örnek verelim. Ankara Gücü ve İstanbul Spor maçı aklımıza geliyor. İstanbul Spor maçı Okan Koç'un kurtarışı maçı. 2-2 bitebiliyordu uzatmalarda. İstanbul Spor'un genç oyuncusu oyuna girip golü kaçırmıştı. Ankara Gücü maçında da hani biraz Galatasaray oyun olarak çok güven vermedi. Bence temel sorunu bu olarak tespit çok Okan Buruk ama ee, sorun değil, ee, şöyle sorun değil. İşte dün Alanya deplasmanında rotasyon yaptınız yine sonuç aldınız. Ee, maç maç gelişen bir oyuncu grubu görüyoruz. Saşa şu an pik yaptı. Abdülkerim gayet iyi. Ee, kaleci Muslera geçen iki sene bence sıkıntılıydı. Bu sene gayet eski Muslera fabrika ayarlarına döndü diyebiliriz. Ee, yani mükemmel değil Galatasaray yani kazandığı maçlar ee, sıkıntılı ee, periyotlar yaşadı bu maçlarda. Muhakkak bunlara dikkat çekiyor. Örnek verelim. Antalya maçını ciddi almak zorunda Galatasaray. Antalya şu an iyi gitmiyordu. Kupadan da elendi ama ne olursa olsun işte nasıl ki İstanbulsporla sporla Ankara sizi zorladıysa Antalya spor da pek hala zorlayabilir. Bence burada biraz oyuncuları ayaklarının yere sağlam basma mesajı gibi algılıyorum ben. Peki yine Okan Buruk'tan devam edeceğim. Fanatik gazetesinde bir haber var. Fanatik 3'te tarihe geçti başlığıyla. Aslında 49 yaşındaki hocası Okan Buruk dün akşamki Alanya Spor galibiyetiyle Galatasaray tarihinde bir sezonda üst üste 11 maç kazanan ilk teknik direktör oldu. Başarılı çalıştırıcı bu performansla Fatih Terim ve Mustafa Denizli'yi geride bıraktı diyor haber. Mehmet az önce biraz değindik aslında. Beşiktaş maçından önce biraz ufak ufak yine şu, şu durumda Fatih Terim de olmalıydı. Sesleri yükselmeye başlamıştı. Galatasaray cephesinde işte Fenerbahçe'nin başında George Jesus var Beşiktaş'ın başında Şenol Güneş geçti Bu denklemde Fatih Terim de olmalıydı sesleri yükselirken bir anda Beşiktaş maçıyla çıkışa geçen bir Okan Buruk performansı görüyoruz Ve şimdi ne Fatih Terim'den ne başka bir teknik direktörden hiç kimseden bahsedilmiyor Ve Okan Buruk gerçekten Galatasaray'ın belki de tırnak içinde Fatih Terim'i yeni Fatih Terim'i olma yolunda ilerliyor gibi bir görüntü var Burada tabii ki duyulan çok ciddi bir güvenden de bahsediyoruz. Futbolcularla kurduğu ilişkiden de az önce biraz bahsettik ama istersen biraz daha detaylandıralım bu durumu. Şimdi bir kere Okan Burun kariyerinin Galatasaray'ın ibaret olmadığını bir hatırlatalım. Tabii evet ki. futbola çıkışı, altyapısı Galatasaray ama inter macerası çok önemli. O inter gitti, inter de gayet iyi Emre ile birlikte. Orada tamam az süre aldı ama milli takımda yaptıkları... Keza e, uluslararası, internasyonel ciddi tecrübeye sahip. İşin teknik adamlık kısmı bence çok güzel bir hikaye yarattı. Elazığ Spor'la küme düşerken bile Elazığ Spor'a çok iyi futbol oynatmıştı. Sonrasında gittiği takımlarda hep fark yarattı. Göztepe Süper Lig'e e, çıkmanın önceki sezon Okan Buruk playoff potasında o takımı Yılmaz Vural'a devretmişti. Akisar'a geldi, Türkiye Kupası Kupa kazandı. kazandı. Rize spora geldi, çok görkemli şekilde küme düşer dediğimiz takımı neredeyse Avrupa potasına atıyordu. Başakşehir'e bir şampiyonluk ama buradaki en önemli detay benim gözlemim şu Ezgi. Bazı şeyler tesadüf olamaz. Akisar'a gitti. Mudat'la Ömer Bayram büyük takımlara transfer yaptı. Seleznov yeniden doğdu. Rize'ye gitti. Vedat Muriç'in atladığı seviye ortada. Dönelim Başakşehir'e. O Başakşehir takımının yerlileri Amil takımı Şenol ile birlikte Euro 2020'ye taşıdı. Doğru. Mert, İrfancan, Mahmut onların verdiği performans. Artı e ee, büyük takım hocalığında şu çok önemli hücum dokunuşları. Yani Okan Buru ben e, oyuncu parlatmada evet Fatih Hoca'yı andırıyor ama işin forvet kısmında Şenol Hoca'yı şöyle andırıyor. Şenol Hoca çalıştığı her takımda gol kralı çıkartır. işte Fatih Tekke'lerden Burak Yılmaz'lara, dönelim Fernando'dan Cenk Tosun'a, Bakar'a. Hep çalıştığı takımlarda forvetler de iyi katkı alırdı. İşte Okan Hoca'nın forvetlerini hatırlatayım. Seleznov, Rize Spor, Vedat Muriç, Dembaba, Krivelli bunlar öyle kağıt üstünde aman aman size 20 gol üstü gol vadeden forvetlerdir. Hepsinden maksimum performansı aldı. Galatasaray'da da Gomis ve Icardi'nin performansı ortada. O denkleme bir tek Seferovic uymadı. İşin oyuncu gelişimi kısmında bence çok başarılı iş çıkardı. Bugün Barış Alper Yılmaz işte Sivas deplasmanını aldı. Fenerbahçe derbisi sahanın en iyisiydi. Evet. Oynattınız Ankara gücü maçında ilk gol attı kafayla yani. Barış Alper'den müthiş katkı alıyor. Fatih Hoca ve Torrent'in alamadığı katkıyı aldı. Berkan e, keza gayet iyi rol oyuncusu oldu. Oyuncu gelişimine de çok iyi. İşin iletişim kısmı, sağ kenarındaki duruş, tırnak içinde kısırık e, bir teknik adam da değil Okan Hoca. Yani hakemlere reaksiyon da veriyor ama maç sonrası sen de muhakkak şahit olmuşsundur. Özür dilemesini de biliyor, gönüllerini almasını da biliyor. İşin o kısmı da çok iyi. Artık hani şu Fatih Terim bir kere Galatasaray'ın en büyük figürü. Bunu kimse yazsiyamaz ama 25 sene de oldu. Artık yeni bir Fatih Terim de yaratmanız gerek. O Fatih Hoca'ya bu kadar bel bağlamamalısınız. sonuçta artık yeni bir değişim de gerek Galatasaray'da. Sanki o isim Okan Buruk olacak ki bunun da en büyük adayı. Yani bunu kabul edelim. Sırf Galatasaray öncesi başardıkları da ortadaydı. Galatasaray'da da evet. Yeni bir takım kuruldu. 13 transfer de ne olursa olsun bir önceki sezon 13. sırada bitirmiş. Moraloğak dibe vurmuş tabii bir tabii. E, camiadan bahsediyoruz. Taraftarla güzel bir sinerji yarattı. Oğlu gayet samimi görüntüler veriyor. Yani zaten Galatasaray'ın tartışmıyoruz Okan Buruk'un ama onun altında bence hoca olarak da dolduruyor. Ekibi bence gayet iyi bir ekip. Maçlarda muhakkak izleyiciler dikkat çekiyordur. İyi fan olan sürekli iletişimi yardımcı kendisinden Yaş ya da büyük bence doğru bir birliktelik de var orada biraz onun büyü de gibi gayet iyi o anlamda ki 10 yıldır bir kader arkadaşlığı da yapıyor. Kariyerin en başından beri İrfan Hoca çalışıyor. Alman ve İspanyol yardımcı antrenörler de var. İşin duran top kısmında muhakkak bence gerekli desteği sağdır Okan Hoca'ya. Bu da başarıyı getiriyor. Ben açık söyleyeyim şu an Galatasaray lider kupada yoluna gidiyor ama... Her şeyden bağımsız Galatasaray bu sene şampiyon olması da Okan Buruk'a devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Artık Galatasaray'ın bir teknik adam istikrarına ihtiyacı var. Ee, yani e, her denklemsiz e, bu Fatih Terim'in e, gerçeğini yaslayamayız ama bir artık Galatasaray'ın başka bir isimle de bir yol haritası çizmesi gerek kendine. O isimde şu an Okan Buruk bence e, camiada da herkesin içine sindiğini düşünüyorum e, çok net şekilde. Geçen sene de kendi adıma söyleyeyim Torrent geldiği zaman Okan Hoca'nın gelmemesine sevinmiştim çünkü o dönem çok sıkıntılı bir dönemdi. Şenol Güneş, Fatih Terim gibi dominant, marka teknik adamlardan sonra takım devralmak çok, çok zor. zordur. Abdullah Avcı Beşiktaş'ta zorlandı. Mancini ile Lucescu zorlandı. Mancini ile Lucescu oldukları için başarılı oldu. Torrent başarısız oldu doğal olarak. Yani Okan Hoca'nın da işi zordu ama şu anki yapı tabii bu kadar konuşuyoruz. İşin e, yönetici kısımlarının da hakkını teslim edelim. Erden Timur, Dursun Özbek ikilisi. Dursun Özbek'i özellikle söylüyorum. E, ilk başkanlık döneminde neleri yanlış yaptıysa bu kez tam tersi her şeyi doğru yaptı. Geri plana çekildi. Hiç e, Özbek'i konuşmuyoruz evet. mesela. İşin finans kısmında var. Primse prim, transferse transfer. Erden Timur futbolu Erden Timur bıraktım. biraz daha. Ee, polemiklere plan plan. de dahil olmuyor. Evet. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la Galatasaray Sportif Aşe Başkan Erden Timur muhatap oluyor bakarsak. O anlamda da hani işin e, sağ dış kısmı da bence e, Galatasaray. Çünkü evet bize şu tabiri kullandık Galatasaray krizlerden beslenen bir camia işte kaos varsa ama bir yerde de bu kadar krizden de bir sinerji çıkması mümkün değil yani. İş sadece rakiple, hakemle, ezeli rakiple, rekabetle değil. Kendi içinizde de çok Hı -hı. savaşıyordunuz. Oradan bir şey çıkması zaten çıksa da kısa vadeli oluyordu. Bir sene şampiyon olup sonraki sene ilk iki ilk üç dışında kalan Galatasaray'ın kolay kolay ikinci olduğuna şahit ediyoruz. Ben zaten bu kurulan yapı bu sene gösteriyor Galatasaray şampiyon olamazsa ikinci olacak. Yani en azından potada kalacak bu evet. yapı istikrarlı bir yapı kadar artık her transfer dönemi 10 oyuncu sil baştan yapı bence bu doğru bir yapı değil. Peki şimdi yine dün akşamla birlikte yavaş yavaş transfere de geçmek istiyorum ben. Sivas Spor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay, Emre Taşdemir bize gelmeden Uğur'u Galatasaray'a verme şansımız yok dedi dün oynadıkları maçın ardından. Şimdi istersen o durumu da biraz özetleyelim izleyicilerimize Mehmet. Uğur Çiftçi transferinde ne noktada iki takım? 600 bin euro bonservis bedeli artı Emre Taşdemir. Emre Taşdemir'in nedeni de şu. O da bir sol bek. Uğur'u yollayan Sivasspor. Hem çünkü şu, Uğur da gitmek isteyecek. 30 yaşında. Hı hı. Artık hani Adem büyük'ün Galatasaray'a geliş hikayesi gibi artık belli bir yaştan sonra büyük takım fırsatı bir kere gelir size. Uğur doğal olarak Galatasaray'a gelmeye kabul etti. Hatta Uğur'la da 2,5 yıllık bir kontrat üzerinde mutabık e, kalındı ama Uğur bir profesyonel. Dün de çıktı oynadı kupa maçında. Ziya var Rıza Hoca'nın elinde ama Ziya'nın da tabii ki yaşı ve son dönemdeki performansı ortada. Doğal olarak Sivas Spor sayısı olarak bir sol bek transferi daha istiyor. Ve Emre Taşdemir uygun profil. Ama Emre ailesinden dolayı bu sezonu İstanbul'da Galatasaray'da tamamlamak istiyor. Sözleşmesi zaten sezon sonu bitecek. Şu an Emre ikna edilmiş değil. Dün de oynadı ama ben ne olur onu söyleyeyim. Uğur Galatasaray'a gelir. Galatasaray 600 bin euro değil daha yüksek rakamlara çıkıp Sivas ikna eder. Sivas Spor'da oradan kazandığı parayla kendisine bir Solbek sol bek bulur diye tahmin ediyorum. Ama o çiftçinin mutlaka alınacağını düşünüyorsun. ben bu saatten sonra anlaşmanın bozulacağını düşünmüyorum. Çünkü hatırlatalım sol bekleri. Güray Vural, Aziz Beyç, Hasan Ali, Caner Erkin hep gündemdeki sol beklerdi. Caner ile Hasan Ali çok teknik eğitim düşündüğü isimlerdi. Aziz Beyç, Okan Hoca'nın Başakşehir'de bildiği bir isimdi. Güray Vural için de Antalya Spor'la ilk aşamada anlaşmasam biraz daha e, Güray'la Uğur arasında bir 4 yaş fark var. Uğur biraz daha 2-2,5 yıllık bir yatırım gibi diyebiliriz. Ben 20 günlük bir süre de var onu da söyleyeyim transfer dönemi bitmiyor. Tabii. Antalya Spor maçı olmasın en kötü Giresun'da hep basmanına kadar bu sorun çözülür diyorum ama normal planda şunu da söyleyelim e, geçtiğimiz pazar gününde uçak bileti alınmıştı Uğur'un aslında hani bu prosedürü Emre Taşdemir kabul etse Belki de Alanya dünkü e, maçta Uğur'u Galatasaray formasıyla evet, görecektik. transfer başladığı Tabii. gün ilk çıkan haberdi. Uğur Çiftçi'nin anlaşma sağlandığı haberi. Ben hala anlaşmada bir problem yok. Tek problem Sivas Spor Emre Taşdemir denklem o denklem olmazsa da Galatasaray 600 bin Euro'luk ücreti artıracak. E, Biraz arttırır. daha artıracak. Peki Icardi ile ilgili bir haber var Foto maç gazetesinde. Hemen ona bakalım. Icardi operasyonu başladığıyla TFF heyetinin yurtdışı ziyaretine katılan Erden Timur Paris'e uğrayacak ve Paris Saint Germain'le masaya oturacak. Sarı Kırmızılı yönetici Mauro Icardi için 8 milyon euro bon servis ve ek bonuslar önerecek şeklinde bir haber. Her gün bu rakam değişiyor Mehmet. bir 15 bandına Yok. geldiğini gördük. 10 milyon euro dendi, 13'lerdendi. Şimdi foto maçta 8 milyon euro. Ya o rakamlar değişecek. Sezon sonunu bekleyeceğiz bir kere. Bu gerçek. Ee, yani Icardi gibi bir ismi. Ocak ayında o rakam çift taneler olduğu için alamazsınız. Kolay değil. Icardi mutlu ama bir gerçek var benim aklımdaki senaryo. Wood Vegors örneği var. Yani United çıktı teklif yaptı. Vegors taraftara Gitti. veda etti. Yani şimdi Icardi de evet Galatasaray taraftarları arası çok iyi. Dün de gol atmadı. Oyuna sonradan girdi. Galibet ücüsünü Icardi çektirdi. Evet. Ama şimdi sesi düşünüyorum. İbrahimovic'in yaşı ortada. Giroud'un yaşı ortada. Pekala Milan ki Milan'da da öyle oyuncular var ki Paris Saint Germain sezon sonu isteyebilir. Orada da bir hmm. değişim olabilir. Belki ile devam etmeyecekler. Milan'dan alacakları oyuncularla yeni bir yol haritası. Şimdi Milan isterse Icardi niye gitmesin? Inter'de yaptıkları ortada yani. O seviye bir oyuncu çünkü. Ee, yani özel hayatındaki sorunlar. Yoksa Arjantin mil takımında Lothar Martinez'in atamadıklarını hepsini atardı Icardi. Böyle bir yetenekten bahsediyoruz ama işin şu kısmını da söyleyelim. Paris Saint Germain çok tok satıcı değil yani. iyi bir teklifte Icardi hatta öyle çok da normalde Icardi gibi oyuncu 20 milyon euro deriz ama yani Paris Saint Germain 14-15 milyon euro olarak bonservisini verir. Ama tekrarlayayım sezon sonunu bekleyeceğiz. Belki Icardi transferlerde takası olarak işte Milan geldi aklıma Juventus olur vesaire. Yani o seviye takımlarla bir e, oyuncu pazarlığına girebilir. İşin diğer kısmı Icardi'nin iyi bir maaşı var e, Fransız ekibinde ki Galatasaray zaten o parayı büyük çoğunluğunu Paris Saint-Germain'e ödetip e, Icardi'yi kiraladı. Doğal olarak o bir yıllık kontrattan çıkmak için de bonservis olarak 20'ler değil 13-14-15'lerin e, istenebileceğini düşünüyorum. E, siz 6 milyon euroya bu sene Yusuf Demir ve e, Torreira'yı ye aldınız. Hmm. Yeni sezonda iki tane oyuncunuz var olası satış Pisa Morutanı, Morutan Nanta, Mustafa, Mustafa Muhammed, Muhammed alabilir. Oradan bir artı 10 milyon euro gelirip o parayı da net şekilde Icardi'ye verebilirsiniz. Sezon sonunu bekleyelim derim ben. E, ne olursa olsun bu transfer için ama çok taraf var yani. Paris Saint-Germain tarafı, Icardi tarafı. Öyle çok garanti şu olur bu olur demek için bence erken şu an Ocak ayında. Torreira ile ilgili bir sıkıntı var mı Mehmet? Hayır. Torreira'nın menajer menajeriyle konusu. ilgili. Ama evet. orada şu var. Ezgi onu da izah edelim. Torreira sadece Galatasaray'dan. 2 milyon 750 bin euro garanti ücret almıyor. İmaj hakları da var yani ekstra bonuslarla benim anladığım 3 milyon euronun üzeri bir gelir var. Bunların ödemesinde aksama olduğu için bir avukat aracılığıyla bir hukuki yollara başvuruldu. FIFA tarafından bir geçici yasak koyuldu ama o para ödendiği için o yasağın kalktığını ifade edeyim ki rakam zaten öyle çok büyük bir rakam değil 18.500 euro diyebilirim. Sakinleşmeden de oydu. Yani bu kadar küçük bir rakam için acaba neden eee Toreyra yani hani değil ama bir orada bir biraz şekilde devreye girdi. Hayır, oyuncuların avukatları da oluyor. Bu basketbolda da Galatasaray'ın başına gelmişti hatırlıyorum. Çok oyuncu taraflı olduğunu düşünmüyorum. Peki, yine fotomaçta bir haber var. Onu da sana sormak istiyorum. Yeni savaşçı başlığıyla savunmasını yerli bir isimle güçlendirmek isteyen Galatasaray, İstanbul spor forması giyen Mehmet Yeşili gündemine aldı diyor haber. Hatta haberde oyuncuyu Fransız ekibi Lille'in de istediği söylenmiş. E birkaç gazetede daha var bugün Mehmet Yeşil haberi. Mehmet sana geldi mi böyle bir istihbarat? Mehmet Yeşil sanırım Galatasaray İstanbulspor maçında Galatasaray'a duran toptan gol atan oyuncu diye kalmış aklında. Çok hakim olduğunuysa genç bir stoper ama İstanbulspor'un oyuncu uzunluğunda mesela bir Duan var sol bekte Sezon sonu serbest kalacak. Fenerbahçe altyapılı. Onu da bence e, transfer döneminde muhakkak e, ismini duyacağız. Gayet istikrarlı bir oyuncu. İstanbulspor'un bu tarz oyunculara sahip olduğunu biliyorum. Galatasaray'ın iki tane stoperi var. Metehan ve Emin. Ki Emin'le sözleşme uzatıldı. Metehan'la da bugün yarın açıklama yapılır. E, dün de Özgür Baranaksak açıklandı. Evet. Ross bu denkleme çok giremedi. Okan Hoca da olabildiğince Ross'un kiralık gidip deneyim kazanmasını istiyor. Bir stoper transferi olabilir yedek stoper. Sonuçta Abdülkerim ve Nelson çok iyi bir ikili. Onların şu an net şekilde Emin'le alternatifi olur mu diyemiyoruz ama Mehmet transferi iyi bir para vermeniz gerek. Genç bir oyuncu hani düşük rakamlara bitecek bir transfer değil. Ben çok olası görmüyorum onu söyleyeyim. Özgür Baran Aksaka'nın sözleşmesi de uzatıldı. Sen çok de önemli bir yetenek. De söyledin az önce. 19 yaşında. Ne zaman göreceğiz diye merak ediyor aslında taraftarlar. Dünya kupası çok dikkat çekti. Bir sakatlık çünkü. yaşadı. Hatta biz kamptaydık. Galatasaray Lazio maçı öncesi. Son anda kadrodan çıktı. Hatta o maç Metehan Önlüber oynadı. O olmasaydı ben e, 4. 5. değişikliklerde Özgür Baranak Sakı'yı bekliyordum. Sezon başı birçok takımdan teklif de aldı işte Erzincan, yani ikincilik, üçüncülük seviyesindeki takımlardan hı hı. bahsediyorum. E, şu düşünce var, Mata ile idmana çıksın, Mertens ile idmana çıksın muhakkak bir şeyler öğrenir kafasında Galatasaray tarafı ki doğru bir yapı. E, tıpkı Beşiktaş'tan Torino'ya transfer yapan Emirhan gibi yani alt yaş kategorisindense A takımda oynadığı zaman daha böyle fark ettirilecek bir yeteneği evet. var galiba. E, Baran'ın öyle söyleyeyim ee, önemli bir oyuncu. Annesi vasıtasıyla da Bulgaristan vatandaşlığına sahip bu arada. Evet. Bulgaristan U21 milli takıma davet alacaktı ama Türkiye U21 milli takımından ilk e, milli maç harifesinde o davet alıp e, tercihini Türkiye'den yanak kullanacak. Onu da verelim. Yani söyleyelim bilgi olarak. Ben 4. 5. oyuncu değişik olarak sezonun devamında Baran'ın aktif rol almasını bekliyorum. Peki. Ee, şimdi Foto Maç'ta bir e, ana sayfada bir haber var. Ona geçmeden sana Saşa Boyu sormak istiyorum Mehmet. Çünkü birkaç gündür onunla ilgili de çok fazla haber okuyoruz. E birçok kulüpten teklif aldığı ve gidebileceğine e, yönelik e, özellikle Okan Burun'un tabii ki kaybetmek istemeyeceği bir oyuncudur diye tahmin ediyorum. ama ne kadarlık bir tekliften bahsediyoruz? Yani reddedilemeyecek ve olabilir aslında bir düşünelim belki gönderebiliriz denilebilecek bir teklif aldı mı Saşa Boy? Almadı. Çift tanelerde bir teklif alsaydı değerlendirmeye alınırdı. Sezon başı Udinese istedi İtalya'dan. Onun net şekilde biliyorum hatta yazı da gönderdi. Ama hani rakamlar 5-6-7 milyon euro seviyesinde olunca ve Saşa Boy şöyle bir performans gösterince burada püf nokta Galatasaray açısından bu marka da yaşandı. Yani Kim 20 milyon eurolara yakın transfer yaparken Marka bonuslarla 12 milyon euroya gitti. Bunun temel sebebi Marka'nın Brezilya milli takımına hiç çağrılmamasıydı. Hmm. Bir kere milli takıma çağrılsaydı o rakam 15'in üstüne çıkar deniyordu. Saşaboy için 3 kere Kamerun milli takımına gitti ve 4. davete olumsuz cevap verdi. Yani hala bir aklında Fransa milli takımına çağrılır mıyım var. Yani bu senaryoda Fransa milli takımından davet aldığını düşünüyorum. Değeri çok çok yüksek rakamlara çıkar. Ve işin futbol kısmında da çok iyi bir oyuncu Saşa Boy. Yani hatta ben bir adım ileri gidiyorum. Bana sezonun ilk yarısının en iyi oyuncusu kim diye sorduğun zaman benim cevabım ne şekilde Saşa Boy olacak. Müthiş bir performans gösterdi. Bambaşka bir futbolcu kiminle üründü ve 2000 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani yaş olarak daha hala gelişime açık ki gelişiyor bunu oynadıkça görüyoruz. Rakam sezon sonu için şu an sözleşmesini de yenilemedi. 480 bin euro kazanıyor ve benim haberimde. E, hala da haberin arkasındayım. Dubağ ile aynı ücret istedi. E, çünkü Dubağ'ın yerine sabit dönüyor. Dubağ'da 1.8 milyon euro kazanıyor. Bu rakamı da Galatasaray vermedi. Vermemesi gerek. E, 480 çarpı 4 neredeyse artı Dubağ'ın e, o kontratı imzalarken bir e, kariyeri de var. Lyon'da yaptıkları Fransız milli Takımı seçilmesi. Henüz kariyerin başında olan bir oyuncu. Ben sezon sonu olası satışı yüksek görüyorum ve o rakam e, 10-15 milyon euro bandında olacak gibi geliyor bana. Yani 10 milyon euronun muhakkak üstüne çıkılır. Ne kadar 15 milyon euro seviyesi onu görürüz. Ocak ayı çok ihtimal vermiyorum. Ocak ayında o kadar yüksek transferlere girilmiyor artık. Yani Cenk Tosun, Badu Endiayer gittiği zaman Dembele 140'a gidiyordu. Bugün Lewandowski ile Haaland'ın ücretleri de ortada. Biraz Doğru. Avrupa piyasasında evet. düşüşler var. Ama hani Galatasaray'ın şunu biliyorum çok net şekilde. Okan Hoca'nın yönetime söyledi. İskelet kadroyu koruyalım. İskelet kadroda bakarsak Sasha Boy, Nelson, Lucas Torreira gibi isimler. Bu isimlerden Galatasaray Ocak ayında öyle astronomik teklifi gelmedikçe kontratlardan çıkmaz. Fananot'la Seferovic de son durum nedir? Onlarla yollar ayrı, ayrılabilecek mi diye sorayım. Çünkü böyle bir beklentisi olduğunu biliyoruz Galatasaray'ın. Yabancı kontenjanın dolu ve Galatasaray iki yabancının sözleşmesinden hı hı. çıkmak istiyor. Birisi Fana not birisi Seferovic. Seferovic e, ya çocuğunun sonuçta burada bir okulu var. İstanbul'a bir e, düzen kurdu. Bu sezonu Galatasaray tamamlamak istiyor. Galatasaray istemiyor ama iş tazminat verip e, FIFA'lık olmakla da sonuçlanabilir. Ben çok Seferovic'in ABC planlarında olduğunu düşünmüyorum. Birinci planı Icardi, iki Gomis, üç olmazsa da Barış Alper diyorum. Fana Anolta gelirsek o da İstanbul'da kalmak istiyor. Oğlunun o, hatta futbol okuluna da gidiyor onu biliyoruz. Kasımpaşa, Karagümrük hani potansiyel sol bek arayan takımlar ki Karagümrük e, Hasan Ali ile de görüşüyor diye biliyordum. Başak Çener Hasan Ali Adana Demirspor'da görüşüyor. Galatasaray kontratlardan çıkmak istiyor ama hani mali gerçekler öyle özellikle Fana Anoltun. Fana Anoltun için şunu biliyorum. Sezon sonuna kadar alacaklarını da ödeyelim. Yollar ayrılma ama önümüzdeki sezon içinde yazılmış 1.9 milyonluk bir kontrat var. Orada iş biraz mali durum, mali şartlar. zaman gösterecek. Şu aşamada Uğur Çiftçi yerli bir transferdi. Ben kolay kolay Galatasaray'ın ilk 11 üzerinde bir yabancı transfer yapacağını düşünmüyorum. Santrafor'a var mı? Santrafor olsa da Gomis'le Icardi'nin önüne olacağını düşünmüyorum o ismin. Çok yani ilk 11 özelinde transferler olmayacak ki Uğur Çiftçi de bugün bakarsak Banko ilk 11 diye miyiz yani uzun vadedeki Kazımcan Pekala Uğur'un yerine sol bekte oynayabilir. Peki şimdi fotomaç ana sayfada bir haber var. Ona bir bakmak istiyorum. Galatasaray istiyorum manşetiyle çıkmış bugün fotomaç gazetesi. İlk ay Gündoğan bahsi geçen oyuncu. Doğru. Evet. Cimbom bir rüyayı daha gerçekleştirmeye yakın. Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un sarı kırmızılı formayı giydirmek istediği İlk ay Gündoğan'dan Galatasaray'ı coşturacak haberler geldi. Manchester City'nin sözleşme yenilemeyeceği 32 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu kendisini transfer etmek isteyen takımlar arasında ilk tercihinin Galatasaray olduğunu söyledi. Erden Timur koyu bir cimbomlu olan ve kulübe duyduğu sevgiyi sık sık dile getiren İlkay için yoğun çaba harcıyor. Timur'un dev transfer harekatında mutlu sona yakın olduğu belirtildi diyor haber. Şu anda bütün Galatasaray taraftarları çok heyecanlanmıştır muhtemelen. Nedir Aslı aslastır? Mesut Özil Fenerbahçe hikayesi. Sonuçta belli bir kariyer var. Artık orada duygusal tercih yapacak. Galatasaray taraftarı olduğu biliniyor ilk ayın. Artı ilk ayın memleketi sanırım Balıkesir orada yatırımları da var. Futbol dışı onu da biliyorum. Otel vesaire. Türkiye olabilir ama Mesut ne zaman geldi hatırlayalım biraz düşüşte geldi. Şu an e, İlkay keşke sezon sonu gelse. Geçen sene çok aktif rol alıyordu stilin planlarına. Bazı maçlara forvet bile çıkmıştı. Guardiola'nın ondan müthiş faydalandığını Tabii. biliyoruz. Çok özel bir kariyer. Galatasaray'ın bir de bu sezonki transfer sürecini hatırlatalım. Mertens gibi, Oliveira gibi hep. CV anlamında oyun aklı yüksek isimlerden maksimum katkıyı da aldı. İlkay da bu profile fazlasıyla uyuyor. Transfer olacak ilk ay bir gün Galatasaray ama hani belki sizden sonra daha böyle iyi teklif alıp kariyerini yine Avrupa'nın 5 majör liginde devam ettirmek isteyebilir bir iki sene daha. Zamanlama hani o yüzden biraz e, Avrupa'nın o 5 majör liginden e, teklif alıp almayacağına bakar e, ilk ay yani İki sene sonra Galatasaray'a gelmek isti neden demem çünkü o kariyer 32 yaşında Türkiye'ye keşke gelse. Transfer ihtimalini Mesut Fenerbahçe'ye benzetti. Evet. Peki performans olarak da Mesut Hayır. Fenerbahçe beklentisi olur mu? Hayır gelir senet fark yaratır ilk ay şu an. Mesut şöyle söyleyelim, Ezgi yani Premier Lig'e kafayı çok yormuş bir ekip arkadaşımız var ki yani Canbolat'la da hep konuştuk. Leicester City şampiyonluk sezonu 2016'larda Arsenal çok aktif rol aldı yani. 2018-19-20'leri neredeyse pas geçmiş. Tabi Alman milli takımından e, biraz kesikemesini siyasi sebeplere bağlayalım ama Arsenal'de çok net e, son dönem performans veremeyen bir oyuncuydu. Futbol e, yani bir tek Abu Bakar'da o da enklem olmadı. 2 sene oynamayıp sonra Doğru. bambaşka bir hikaye yazdınız. Arda da dönemedi, e, Mesut da dönemedi ama İlkay ne olursa olsun iyi kötü oynama alışkanlığı olan belli bir istikrarlı olan oyuncu muhakkak fark yaratır gelirse. Peki. Son olarak Galatasaray'da bir de senin haberin var. Bugün Sabah Gazetesi'nde 16. sayfada ona da bir bakalım. Yusuf'a TFF'den onay çıktı başlığıyla. Haftalarca konuştuk Yusuf'un yerli statüsü, yabancı statüsü. Doğru. Şimdi de başka bir statü Doğru. E, durumuyla karşı karşıyayız. Yine Yusuf'la ilgili. E, Ümraniye Spor'dan bir teklif geldiği, bir resmi teklif geldiğini yazmışsın. Ancak daha önce Rapid Bean ve Galatasaray'la resmi maçı çıkan Yusuf'un Üçüncü takım konusunda statüye takılıp takılmayacağı konusu şu anda TFF'nin gündeminde ve galiba bir resmi başvuru da yapıldı. Şimdi bu konuyla ilgili istersen izleyicilerimizi bir bilgilendirelim. Yusuf Demir şu anda herhangi bir takıma gidebiliyor mu? Bunun önünde bir engel var mı? Ve Ümraniye'ye de gitmesini bekler misin? Örnek verelim. Almanya'nın Hertha Berlin diyelim. Evet. Sezonun ikinci yarısı Yusuf'u kiralamak istedi. Bu iş olmuyor. Prostüre takılıyor çünkü. Sezona rapid fiyanda başladı. Galatasaray'da devam etti. Üçüncü takım olmuyor. Hı hı. Genelde nasıl bazen teknik adamlara da benim bildiğim bir sınır koyuldu bizim evet, İngilizce evet. statüsünde. İkiden evet. fazla çalıştıramaz diye. Burada ben önce Galatasaray tarafına sormuştum bu haberi. Federasyondan özel izin alınırsa Süper Lig'de bir takıma kiralık. Bunu da niye sorduğumu da söyleyeyim. Acaba dedim Uğur Çiftçi'ye karşılık Sivas'a gidebilir mi? Prostüre takılır mı diye. Çünkü bir gerçek var. Ana planlarda yok Yusuf. 19 yaşında bir oyuncu. Hemen de vazgeçmemiz gereken bir oyuncu. 6 milyon yatırım yapılmış bir oyuncu ve oynaması gereken bir oyuncu. Bugün o bölgede Mertens. Mertens yoksa Mata oynadı. İki gol hatta Hatay Spor'a. Ümraniye Spor'da ilk devreyi son sırada bitirdi ve ligin ikinci yarısı bir çıkış yapmak istiyor. Bunun yolunda büyük takımlardan kiralık oyuncular. Sadece Yusuf'u değil bu arada. Mata ve Rosu da kiralık istiyor ee, Ümraniye Spor. Mata'nın çok e, gideceğine ihtimal vermiyorum. E, çünkü Mata'ya İspanya'dan teklifler var. Yani Galatasaray'dan ayrılacak olsa muhtemelen ülkesine e, dönmeye karar verebilir. Ros muhtemelen gidecektir çünkü Okan Hoca deneyim kazanmış. Yusuf da karar e, Yusuf'un olacak. Hı hı. Statüye takılmıyor. Onu söyleyin. Ümraniye da bu anlamda ezbere iş yapmadı. Federasyon tarafında bir sordu resmi yollarla. Yusuf'u kiralayabilir miyiz? Statüye takılır mı? Federasyonun izinle çıktı. E, Galatasaray tarafı da kararı Yusuf'a bıraktı. Yusuf isterse sezonun ikinci yarısını Ümraniyespor'un 10 numarası olarak 19 maçında 19'unda oynayarak 18 maçın 18'inde geçirebilir. Burada artık top e, Yusuf'ta diyelim statüye takılmıyor. Peki. Ama yabancı sayılacak tabii onu hatırlatalım. E, tabii o artık ona <laughs> artık anlamaya kalmamıştır diye tahmin ediyorum. Şimdi Beşiktaş'la devam edelim istersen. E, Beşiktaş bugün kupada sahne alacak değerli izleyenler. Trabzonspor'da aynı şekilde. Şimdi bu iki takımı konuşacağız ilk olarak. Ee, Beşiktaş'ın gazetelerini rica edelim. Şöyle bir girizgah yapalım araya gitmeden önce. Kara Kartal'ın kupa akşamı fanatik 5'teki haber Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün Ankara gücüne konuk olacak. Kartal, Ersin Destanoğlu, Tayfur Bingör, Emrecan Uzunhan ve Deli Ali gibi yedek oyuncularıyla çıkacağı maçta çeyrek finale uzanmak istiyor. Yine e, rotasyonlu bir kadro göreceğiz gibi görünüyor. E, Mehmet, Josef de Souza gitmedi Ankara'ya nasıl bir karşılaşma bekleyeceğiz? Ankara Gücü ile Beşiktaş maçları özellikle ligde oynanan karşılaşmayı herkes hatırlıyordur. E, tarihine de baktığımız zaman aslında hikayesi olan maçları olur genelde Ankara Gücü ile Beşiktaş'ın. Nedir beklenti? Ankara Gücü'nün son Adana Demirspor maçını izledim. 3-1 kaybettikleri. Şahane futbol oynadılar. Yani hı hı. Ertaç sezonun maçını oynadı öyle söyleyeyim. Net kurtarışlar. Ankara Gücü'nün büyük takımın oynadığı karşı bütün maçlar değil futbollar. Evet. Galatasaray'a karşı yenilgi aldı ama oyun olarak yenilmedi öyle söyleyeyim. Trabzonspor'la beraber kaldı. Beşiktaş'la maçı çok tansiyonlu geçmişti. Zaten biraz olayları da o vesile oldu. Yani olumsuz anlamda ne yazık ki. Evet. E, büyük Fenerbahçe 3-0 kaybettiği maç bile iki tane golü vardan dönmüştü ince offside'larla. Ömer Erdoğan'la gayet karakterli. Burada şunu nasıl söyleyeyim iyi oyuncuları da var yani orta saha üçlüsünü hatırlatayım. Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılıç büyük takım görmüş Galatasaray görmüş. Tabii. İyi oyuncular ön tarafta Perisse gibi, Sol gibi ben Diyak'ı da beğeniyorum orta sahadaki ön liberosunu. İyi bir takım Ankara gücü güzel bir maç olacak ama Beşiktaş'ın da bir gerçek var. Kazanma alışkanlığını tekrar sağladı Şenol Hoca'yla birlikte. Üç tane zor maç. Adana Demirspor, Kasımpaşa, Konya Spor maçları, gitgelleri olan maçlarda 3 3 galibiyetle bir moral motivasyon sağladı. Rotasyon da olacak. Ben bol gollü bir maç bekliyorum. Yani dünkü Alanya Galatasaray maçı gibi iki tarafa da maçın gidip geleceğini düşünüyorum. Sonuç ama tabii büyük takım olduğu için Beşiktaş bir adım önde diyebiliriz. Deplasman yasağı olması taraftarı olmasa da ne olursa olsun Şenol Hoca kupada da sonuna kadar gitmek isteyecektir ki bir önceki Beşiktaş döneminde şampiyonluklar kazandı. Avrupa'da çok başarılı oldu ama Türkiye Kupası'nı kazanamadı diye kalmış. Kontrol ederiz. Daha önce Trabzonspor'la kazandım biliyorum. Bursa final yapmıştı yine. Muhakkak Beşiktaş'la da kupada sonuna kadar gitmek isteyecektir Şenol Hoca. Tam da bu noktada Cengiz Malgar'ın Milliyet Gazetesi'nde bir haberi var. 16. sayfada güçlü oyunla turu geçelim başlıklı. Şenol Güneş Ankara gücü deplasmanında ideale yakın bir kadroyu sahaya sürecek. Burada da farklı bir bilgi var. Beşiktaş'ın hocası oyuncularıyla yaptığı son toplantıda Konya maçındaki gibi güçlü oyunda ve hiç kırılma yaşamadan oynamalıyız diyerek galibiyet istedi deniyor. Senin beklentin rotasyon olacağı? E, olmalı e, tabii Konya spor maçı. Gol son dakikada gelmiş olabilir ama ilk dakikada o yenen şanssız golün ardından Beşiktaş reaksiyon verdi aslında. Devrede oyun bir bire gelmeliydi. Evet. Getson'un, Redmond'un direkten döndü. Cenk'in uzanamadığı bir şut var. Yani pozisyon buldu. İkinci yeri böyle oyun dengelendiğinde tam e, zamanda gol attı aslında. Orada Konya Spor da fena oynamıyordu. Cenk'in çok iyi bir bitirici vuruşu, Getson'un müthiş bir e, topuk asisti. sonda da yine önde gelen baskıyla... Josef'in golü. Orada da Tayfur Bingöl. Yine işin pis kısmına vardı. Mücadele etti. Topu bıraktı. Josef'in gol atmasını sağladı. Değerli galibiyetler aldı ama hani tekrarlayalım. Beşiktaş'ın 3 maçında çok rahat kazanmadığı gerçek. O yüzden bugünkü maç içinde net turu geçecek diyemem. Ankara gücü çünkü Ömer Erdoğan'la birlikte ben oynadıkları futbolu beğeniyorum çok alt sıralarda bulunmaya eden bir futbol ortaya koymuyor Ankara gücü. O yüzden de net şekilde güzel ve zor bir mücadele bizleri bekliyor. Rotasyon olacak onun başka yolu yok 3 günde bir maç temposunda. Tabii. Peki devam edeceğiz Mehmet. Bir araya gidiyoruz şimdi. Saat başında yeniden buradayız değerli izleyenler. Medya dünyasına devam ediyoruz. Mehmet Özcan'la birlikteyiz. Bir önceki saat diliminde Galatasaray'ı detaylıca konuştuk. Beşiktaş'a şöyle bir giriş yaptık. Beşiktaş'tan devam edelim istersen Mehmet birazdan tabii ki Fenerbahçe ve Trabzonspor başlıklarına, haberlerine de detaylıca göz atacağız. Şimdi Beşiktaş'ta Vegors'un gidişiyle birlikte gündem tabii ki santrforun yeni santrforun kim olacağı. Abubakar için artık son saatlerin sayıldığı söyleniyor. Hemen hemen tüm gazetelerde ki muhabir arkadaşımız Sercan Dikme de ısrarla e, bitti bitiyor e, dedi Abubakar'la ilgili. Artık çok kısa süre içerisinde resmi açıklamanın da gelmesi bekleniyor. E, hemen Fanatik 5'ten bir haber aktararak başlayalım. Abubakar için son saatler başlığını görüyoruz. Beşiktaş taraftarının siyah beyazlı formayı üçüncü kez giymesini adeta dört gözle beklediği Kamerunlu Yıldız'ın yakın süreçte El Nasır'la sözleşmesini feshetmesi bekleniyor. Beşiktaş yönetimi Abu Bakar'ı pazar günkü Kayseri spor maçına yetiştirmeyi amaçlıyor demiş. Haber Abu Bakar konusunda sen hangi taraftasın Mehmet? Önce onu sorayım. Ee, yani İki tarafa bilindi çünkü biraz hem futbol severler hem Beşiktaş kamuoyu. Ben Beşiktaşlı oyuncuların tarafındayım. Şampiyon kutlamalarında o takım için Abubakar'ın ne kadar önemli bir e, figür olduğunu biliyoruz takım arkadaşlarıyla. Sadece sağ iç sağ dışındaki e, uyumunda. Artı yani ister istemez futbolcu kıyaslaması yapıyoruz. Icardi, Icardi kıyaslamam Abubakar'la. Yani Icardi çok önemli, dünya yıldızı bir oyuncu. Yani Messi'yle evet. birlikte oynaması gereken bir oyuncu ama örnek verelim bana vegors mu Abubakar mı desem benim tercihim Abubakar olur. Çok çok özel bir oyuncu komple forvet tanımına birebir uyuyor. 2016-2017 sezonundaki Abu Bakar savunma markasına koşular atan, yapan, sprint atan, daha fiziksel e, özellikleriyle fark yaratan bir isimdi. Hatta ben Porto sonrası Premier Lig bekliyordum ama o yaşadığı sakatlıklar ki ben 2018'in Eylül'ünde Porto'ya da e, Galatasaray, Porto maçına ama Bakar sakattı yani. 2002 yıl boyunca sakatlıklarla boğuştu. Beşiktaş Alman önce Sivasspor'a geliyordu. E, zaten Beşiktaş'la da işte 1,5 milyon euro daha makul şartlarda bir kontrat yapmıştı. O kontrat 29 maçı takıldığı için devamı olmadı ve alnı sıra 5-6 milyon eurolara çok iyi kontrata gitti. Orada bence 1,5 senelik periyotta kazanacağı parayı kazandı. Ronaldo transferi de bu anlamda piyango oldu Beşiktaş'a. Oradan boşa çıkma imkanı oldu Abu Bakar'ın. Bon vermiyorsunuz serbest kalıyor ve Hala söylüyorum. Vegors'un daha önünde olan bir oyuncu benim için. Çok enteresan değil mi? Ronaldo'nun bir takıma Tabii. transfer olması bir anda Beşiktaş'a Abubakar'ı santrfor yapacak. Ve Ronaldo'yu da bizler çok Türkiye'ye gelmesini istedik ama o kariyer o mali şartlarda mümkün değildi zaten. Ee, Larin'le bir önceki dönemde Cenk Tosun'la yaptıkları ortada yani ben örnek vereyim şimdi Şenol Hoca'ya İlk zamanlar şu yüzden eleştirip ben Vegors'la Cenk Tosun'u aynı anda aynı denkleme koyamıyordum. Çok bence Galatasaray maçını da yerine takip ettiğini söyleyebilirim. İyi bir ikili olmuyordu. Beşiktaş özellikle savunmaya geçişlerde bir kişi eksik kalıyor. İlk maçlarında biraz iyi bir ikili olabileceklerini gösterince Ümraniye. aslında evet Ümraniye'ye Ümraniye karşısında maçı. hep olur diye düşündü. Kaleci'nin yedi çok net bireysel hata goller ama tam tersi. Abubakar öyle bir forvet ki tek başına da koyarsınız. Yanına Cenk'le de olur. Artı Gezal'la da müthiş bir oyun. Akılları örtüşüyor e, örtüşüyordu öyle söyleyelim. Çok çok özel bir isim e, ve hani yaş olarak da hala çok yaşlı olduğunu düşünmüyorum. Hı -hı. 92 doğumlu diye biliyorum Abu Bakar'ı. Yani pek 2-3 yıllık kontrat yapabilirsiniz. Bir de bir gerçek var. Ezgi hani bizim ligimiz uyuyor diyoruz ama Dünya Kupası da izledik. Yani Sonuk'un en net hatalarından biridir. E, Moting'i tercih etti. Tabii ki o da Bayern Münih Paris etiketinden dolayı ama Abu Bakar Brezilya'da golü attı. Maçlarda fark yaratan isim de oydu. Bir 3-3'lük üç maçta da oyuna girip e, tüm dengeleri değiştirmişti e, Kamerun adına. Öyle e, aklımda kalmış. Çok özel bir oyuncu. Evet işin teknik yönetim kısmında belki biraz rahatsızlık yaratmış olabilir ama oyuncuların ona olan sevgisi çok samimi bence. O da önemli Abubakar profili için. Ben Beşiktaş'ın ve Wegors'un boşluğunu çok net şekilde Abubakar'la doldurabileceğini düşünüyorum. Bir B planı olarak da iki oyuncu yazılmış Fanatik gazetesinde bugün. Aslında bu Penza isminden bahsediyorduk birkaç gündür ama Milan'dan Divock Origi ve Wolverhampton'dan Raul Jimenez içinde girişimde bulunduğu söylenmiş Beşiktaş'ın. iyi hatırlıyorum Liverpool'dan hatırlıyorum. Bir son dek golleri de atıyordu ama hani Batu Şahin'in daha da gerisinde kalmış bir oyuncu diye aklımda. Kalmış biraz da hamle öncüsü. Kariyeri tabii büyük takımlarda geçtiği için de olabilir. Jimenez'e çok hakim değilim. Hı hı. Ama hani A planının Abu Bakar olduğu ve Abu Bakar'ın artık hani transferinin sözleşme festi sonrası gerçekleştiğini biliyorum. Şu anlamda Beşiktaş şanslı. Abubakar artık bir ilk dönemindeki gibi daha doğrusu ikinci dönemindeki bir düşük kontrata gelmiyor. Bir buçuk milyon euroya gelmeyecek. Muhtemelen Begors'un aldığı paralar alacak. 25 buçuk üç milyon euro. 2. Al Nasır'da bir buçuk senede kazanacağını kazandı. Yani o yüzden de Beşiktaş'tan 3 alacağıma ben başka takıma gideyim 4-5 alayım kafasında olmayacaktır. Yani Körfez ülkelerinde kariyerine devam edeceğine ihtimal vermiyorum. Evet. Avrupa'dan da vergiler düştüğünde Beşiktaş kadar o parayı veren takım çıkmaz diyorum. O yüzden ben Beşiktaş'ın yani A planında sadık kalacağını çift taraflı hem Abubakar hem Beşiktaş cephesi. O cephede bir sıkıntı yok zaten gelen bilgi. Tamamen oyuncunun kulübüyle sözleşmesini Tabii. feshedememesiyle ilgili bir gecikme var şu anda. Diğeri ihtimalle de hani bu penza o iş biraz Enkudu, Redmond diğer kenar forvetlerden çıkılırsa o da hani şu aşamada bilmiyorum Enkudu sözleşmesi sanırım sezon sonu bitiyor. Redmond zaten kiralık gelmişti. Sezon sonu bence diğer e, bu penzaları, hmm. diğer transferleri konuşuruz Beşiktaş'ta. Şimdi tabii e, Vegors'un gidişiyle bir anda kucağında bir bomba buldu Beşiktaş. Doğru. Aslında başka bölgelere transfer yapmayı planlarken çok ciddi ihtiyaçları da varken aslında oraları çok fazla şu anda e, belki de odaklanamadı ama yine de başka bölgeler için de takviye haberleri var. Foto maç 5'te örneğin stopere Viking başlıklı bir e, haber görüyoruz. E, Leicester City'li bir savunma oyuncusu e, Yannick Westergaard için atağa kalktığı söylenmiş. Kiralama teklifi yapıldığı belirtiliyor İngiliz kulübüne. Ayrıca 2,5 milyon euroluk bir satın alma bedeli de önerildiği söylenmiş. E, oyuncu özelinde sormayacağım. E, çünkü taraftarların da belki... Çok fikir sahibi olmadığı bir oyuncu olabilir. Ama premierlik olması önemli. Premierlik olması önemli. Zaten halihazırda şu anda da Beşiktaş kadrosunda premierlik görmüş çok oyuncu var. E, premierlik midir yine doğru adres? Stopere mutlaka bir hamle e, yapılmasını e, sen de bekliyor musun? Ne dersin? Şimdi eldeki stoperleri bir sayalım. Sayıs, e, Wellington, e, Tayyip Talla, Emrecan Oradan zaten en zayıf halka benim gözümde Montero'ydu. Evet. Kiralık gönderildi. Montajan açıldı doğrusu yapıldı diyelim. Hamburg'a transfer resmet kazandı diye biliyorum. Ee, Galatasaray kadar e, Beşiktaş'a da hakim değilim. Yani o yüzden yüzde %100 emin konuşmuyorum. Stoper'de e, maçlarda yenen golleri hatırlayalım Beşiktaş'ın. Özellikle Vallerin İsmail dönemi çok net hatalar oldu. Yani çok iyi bir ikili çıkmadı burada. Tayyip Tağla'nın belki de işte Giresun'da attığı gol, Ümraniye'de sanırım gol attığı, attığı goller. E, hani, ama bir savunmacının savunma. en temel e, görevi savunma. Hani sayıs dışındaki isimler hiç isimmedi ki. Şenol Hoca biraz Wellington'da stajcı da oldu. Sanki oraya böyle daha A sınıf şimdi şimdi şampiyon takımların stoperleri hep oturmuştur. Ve, Wellington Vida Sergen Hoca'nın sistemini uyuyordu önde basmaya. O zaman yani Wellington 3 yaş daha gençti yine yine kariyer anlamında zaten CV'si ortada olan bir isim. Bu arada Dünya Kupası performansından sonra Saiz de bir teklif alırsa bir Tabii. anda kimse buna da şaşırmasın aslında. Doğru. Geçen seneki şampiyon Trabzonspor'un Vitor Hugo Edgar'ın ne kadar uyumlu olduğunu biliyoruz. Bugün Galatasaray lig lideri ise Nelson Abdülkerim'in müthiş uyumu var. Aynı denklemin Beşiktaş için söyleyemiyoruz. Beşiktaş pozisyon veren bir takım. Kolay goller mesela Icardi'nin gollerine bakalım. Hep net stoper hataları olan goller. Hı hı. Kafa vurduruluyor, Barış çıkartıyor, vuruyor. Yine Solbek, Masuaku'nun bölgesinden de kolay goller yenildi. Bir savunma problemi var. Zaten Beşiktaş'ın çok e, kalesinin kapalı olduğunu söyleyemeyiz. Veya bir kaleci bir de üstüne buna kalecinin performansını da ekleyin. Bir Mustere performansı göremiyoruz Beşiktaş'ta hı hı. bakarsak. Ersin bu sene iyi gitmedi. Hadi sözleşmesi vesaire dedik. Mert de şu an sonuçta bir yıl oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Başakşehir'deki son dönemi de çok iyi geçmemişti. Böyle bir 17 gol tartışıldı tabii. E, e, orada da bence hatalı bu arada. Zemin diyoruz ama orada topa geliş şekli çok garanti geçti. Yani ben olabildiğince zaten savunma oyuncuların kalenin dışına o pası atmaları gerektiğini düşünüyorum. Ne olursa olsun risk Almamaları gerek e, bu tarz goller de oluyor bu arada e, senede bir de olsa e, görüyoruz hemen hemen her kalecinin buna benzer e, golleri kariyerinde oluyor. Beşiktaş'ın e, mantıken senin dediğin gibi Woodwegors kalsaydı Abu Bakar hiç konuşulmaz olabildiğince savunma takviyelerine öncelik verilirdi. Ama şimdi bir Abu Bakar, Abu Bakar hamle de bence e, savunmaya olacaktır diye e, düşünüyorum. Olmalı da yani sayısı dışında bir net isim yok içimize sinen. Cenk Tosun çok oturdu Şenolcan sistemine. O yüzden de hani stoperde iki yabancı tercih edilebilir. Nedir? Kaleci Mert olur. Cenk 11 olur. Orada artık üçüncü yerliyi Salih Uçan yapabilirsiniz orta sahada belki beklerde. Tayfur'u sağ veya solda tercih edebilirsiniz. Yani Sayıs'ın yanına bir yabancı stoperde olabilir. Şimdi Ersin'le ilgili bir haber var yine. Foto maçta bir kutu haber ama önemli. Stoke City'nin ısrarla Ersin'i istediği şeklinde bir haber. Şimdi kaleyi artık Mert devralmış gibi görünüyor Beşiktaş'ta ve bir sakatlık, ceza vesaire gibi bir durum olmadıkça da e, zannediyorum Ersin'e bir daha e, şans gelmeyecek. Belki e, farklı maçlarda e, yine Şenol Güneş deneyebilir ama Ersin olsan gider misin? Ersin e, Rıdvan gitti. Evet. Emirhan gitti. Ersin de geçen sene performansı gayet iyiydi. Beşiktaş kötü gitse de şampiyonluk sezonunda da sonuçta şampiyon bir kaleci. E, 90, 2000 doğumlu diyebiliyorum. Yani yaş anlamında da çok genç yaşta şampiyon oldu. Evet. Özgüveni yerinde olan bir kaleci ama örnek vereyim. Kaleci meleke olarak bize bir Uğur Can'la 6 ay kadar ışık vermiyor ama ben şu özelliğini takdir ediyorum. Bir libero gibi oynuyor. Kaleden çok net çıkışlar yapıp atakları savuşturuyor. İki, özgüveni olarak çok demonize olmuyor. Kötü goller yesede bazen. E, transfer keşke olsa ama işte o denklem biraz lerinde anımsatıyor Ezgi. Hani bir noktadan sonra siz 8'e 9'lara satmadınız. Sonra 3'lere 4'lere satmaya gönlünüz razı olmadı. Sezon sonu bedava kulüp Brüje'ye gitti. Kariyeri ortada. Ersin içinde nice çok konuşulmuştu. 7'ler 8'ler. Şu an Beşiktaş'ta e, birinci kaleciliği kaptırmış bir isme ne kadarlık teklif gelir? Keşke rakam çift taneleri bulsa Beşiktaş hemen değerlendirirse. Bugün Emirhan bile Torino Ersin'in çeyreğe kadar oynamadan 4,5 milyon eurolara sanırım kontratta transfer yapmıştı. Rıdvan yine 5 milyon evet. euronun üstüne gitti. Rakam tatmin etmez diye düşünüyorum. Ben o yüzden yoksa hem Ersin açısından hem Beşiktaş açısından en hayırlısı aslında olası bir satış. Yine orta saha arayışları de devam ediyor Beşiktaş'ta ve Hadzi Ahmetoviç birkaç gündür konuşulan isim. O gün Şahinoğlu'nun sabah gazetesinde haberi var sabah 15'te. Bırakın Beşiktaş'a gideyim başlığıyla. Bölgenin de talip olduğu Hacı tercihini Konya yönetimine bildirdi. İki kulüpte yeşil beyazlılara 2,5 milyon euro önerdi. İngiliz ekibi daha sonra rakamı 3 milyon euroya çıkardı. Siyah beyazlılarsa tekliflerini aynı seviyeye çekmeye hazırlanıyor demiş haber ve oyuncunun da Beşiktaş'ı istediği söyleniyor. Aczametovic midir Beşiktaş'ın aradığı orta saha sence Mehmet? Ozan Tufan değil de. Ozan Tufan ilk istenen isimdi. Evet, Beşiktaş doğru. bir reaksiyon verdi Ozan Tufan'ı istemiyoruz diye vazgeçildi. Çünkü Ozan Tufan'ı ben tarz olarak oyun stil olarak Gaston Fernandes'e benzetiyorum. Baksı baksı oyuncu tanımına uyan bir isim Ozan Tufan ama... Performans olarak hani bir kariyer 3 kere 4 kere Tamam ama Ozan'da da çok oldu bu istikrarsızlık, çok istikrarsızlık artık bir noktadan sonra. Fenerbahçe'de bir Alanya'ya gitti geldi. Selgen Hoca onu orada tekrar kıpırdadı ama son dönemi artık ben çok Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bir de. Gerson Fernandez Şenol Hoca'nın sistemin uydu. Ben Beşiktaş'ın yani Valer'in İspanya'nın en temel hatalarından biriydi zaten. En kırılma maçlarında işte Trabzonspor, Fenerbahçe maçlarında Gerson yönü delileliyle başladı. Beşiktaş'ın denklemine ne olursa olsun Gerson olmalıydı. Ee, bakıyoruz. Ee, arada Atiba'yı kullanıyor. Orta sahada Şenol Hoca. Ee, sayısı kullandı son Konya maçında. Hacı Ahmet Oviç hayli hayli oynar. Çok da iyi bir yani Bakasetas değil belki. Bakasetas Alanya Spor'da sinyalleri vermişti. Fenerbahçe listede, Trabzonspor listede. Hani hangi büyük takım als büyük takım onu transfer iyi iş yapacaktı. Trabzonspor hem şampiyon yaptı. Şimdi de e, istenildiği gibi işler gitmeyen Trabzonspor'un en iyi ismi. Bazen çekmeyen oyuncular da tam nokta atışı olabiliyor evet, aslında ben Mehmet. Ben Hacı Ahmet içindeki genç yaşta e, Konya Spor'a kazandığı Laykut Hoca dönemi diye biliyorum. Onların e, Balkan e, ülkelerini izleme datası çok evet. iyi zaten. Çok çok iyi bir oyuncu. E, 6-8-10-3 yani tamamen iki yönlü orta saat birebir uyuyor. Keşke olsa ama ben e, Konya Spor'un e, beklentisinin 5 milyon euro olduğunu duydum. Çok 2-3 milyon eurolara bırakılacak bir oyuncu değil Hacı Ahmetoviç. Artı piyasa yaptığını düşünüyorum. Hani Beşiktaş dışında da isteyen takımlar muhakkak olacaktır Hacı Ahmetoviç. Peki bir önceki saat diliminde araya gitmeden önce Ankara gücü Beşiktaş maçı ile ilgili tahminlerini de sormuştum Mehmet. İstersen belki yeni açan izleyicilerimiz vardır. E şöyle bir cümleyle yeniden bir Ziraat Türkiye Kupası tahmini alayım senden. Yanlış hatırlamıyorsam bol gollü bir Alanya karşılaşma spor, beklediğini söyledin. Alanya Spor Galatasaray maçı gibi bol pozisyonlu maç da bekliyorum. İki tarafa git gellerin olduğu. 2-1, 3-2, 2-2 uzatma da görebiliriz bu arada. Ben Ankara Hı -hı. Gücünün çünkü büyük takımlara karşı on futbolu beğeniyorum. Peki. Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe e, haberlerini de arkadaşlarımızdan rica edelim. E, gazetelerimiz gelirken hemen sana yine Ziraat Türkiye Kupası'nı sorarak başlamak isterim Mehmet. E, Çaykur kuruzu ile karşılaşacak e, Fenerbahçe ve hemen hatta Fanatik'teki haberi aktaralım izleyicilerimize. Yarın muhtemelen kupayla ile ilgili çok daha fazla haber olur gazetelerde. Fanatik'te bugün sayfanın en altında Rize'ye karşı farklı kadro şeklinde bir haber var. George Jesus yarın Türkiye Kupası'ndaki Rize Spor maçına rotasyonlu bir kadro ile çıkmaya hazırlanıyor. Arda Güler'in 11'e dönmesi bekleniyor. Ayrıca İsmail Yüksek, Samuel ve King de formaya yakın görünüyor. Aslında George Jesus ne yaparsa yapsın rotasyon yapmış oluyor her maçta hemen hemen Mehmet. E, tabii burada özellikle Arda Güler'in 11'e e, monte edilmesi fikri muhtemelen Fenerbahçe taraftarlarını çok heyecanlandıracak. Ki geçen haftayı da neden Arda Güler bir türlü e, beklediği şansı bulamıyor tartışmalarıyla geçirdik. E, bu noktada acaba Rize karşısında nasıl bir Fenerbahçe göreceğiz? Şimdi sezon başı Fenerbahçe herkese şöyle de heyecan veriyordu. Hem ligde liderdi. Avrupa'da da grubunu lider bitirdi. Rotasyon anlamında George Jesus 12-13 değil 17-18'lerle bu işi götürdü. İsmail Yükse'yi çok kullandı. Dinamo Key maçı 11 evet. çıkardı ama belli bir yerden sonra da oyun şablonu nedir? Kalede Altay, Defans'ta Salahi, Serdar diyelim ki hem Gustavo Henrique, Luan Perez zaten uzun süre bir sakallık yaşadı. Bekte Ferdi değişmedi. Osayi, Alioski, Lincoln, Lincoln Henrique üçünü değişmedi. Ferdi sabit kaldı ama sonrasında Ara Crespo da olabildiğince ısrar etti yine İrfan Can'da ve Forvet'te de o aralar King sakattı. Batu Şua'yı Valencia'da. Evet. Bu oyuncu grubunun e, çoğunun sezonun iki, e, ikinci yarısı olarak Atlanta Dünya Kupası arası sonrasını devam etti ama hem Ara özellikle Crespo'da ciddi bir düşüş var acaba bu periyotlarda İsmail tercih edilemez miydi sorusunu ben sormaya başlamıştım. O anlamda Rize Spor maçında muhakkak İsmail Yüksek'in başlamasını bekliyorum. Son maç Mert Hakan'la başladı ama kolay değil sanki Mert Hakan'ın uzun zaman sonra böyle ilk 11 e, gördüm. O da bir sakatlık süreci Dünya Kupası öncesi e, onun sıkıntı çekmişti. İrfan Can'da düşüş vardı. İster istemez oyunculardaki düşüşler kimler ayakta kaldı? Ferdi gayet iyi. Valencia yine kaldığı yerden devam ediyor ve e, ben Joshua King'i de beğeniyorum oyununu. Öyle söyleyeyim. Özellikle hani, tribündeydim derbide. Hı hı. Fenerbahçe Rossi belki söyleyebiliriz. 3-0 kaybederken e, Ferdi ve King performansı beğenmiştim. Rossi de Şöyle yani gösterişsiz bir futbolu var ama tabela yapıyor yani en son maçta da Valencia'ya gol pasını Rossi verdi. Yine Antalya deplasmanında da Rossi Şinşine'di diye hatırlıyorum. Fenerbahçe'nin gollerinde öyle kalmış ya da aklımda. Bir şekilde o rotasyonu tekrar sezon başına döndürmek zorunda yani. iş biraz 12-13 oyuncu arasında sıkışıp kaldı gibi gördüm ben ki. Zorluk seviyesi yüksek maçlardı işte Trabzonspor ve Galatasaray maçları bunu gösterdi. Fenerbahçe özellikle Galatasaray'a çok net bir yenilgi aldı. Ama kurulan bu yapı hala ben tekrarlayayım. Sonuna kadar yarışın içinde olur. Sebebi Fenerbahçe çok atlet bir takım kurdu. Tempolu futbol oynuyor, önde basıyor. Ben kendi adıma şu hissiyata kapıldım. Gaziantep maçında 10 dekoluk uzatmayı görünce Fenerbahçe atar gol. Dedim ki 91'de attı. Yani sürekli pozisyon buluyor. Ama Batu Şua'yla, ama Valencia'yla, ama Joshua King'le. Tekrarlayayım bu yapı göreceğiz. Yani zorluk seviyesi yüksek maçlarda yine SOS verebilir. Bunun sebebi de çok net belli aslında. CV anlamında çok A sınıf oyunculardan fazla olduğunu söyleyemeyiz Fenerbahçe'de. yani Örnek vereyim Galatasaray'da Sergi Oliveira'yı ilk 5'e yazmaz Galatasaray taraftan ama derbi de gördük. Fenerbahçe orta sahasında çok ağır kaldı. Crespo'ya, ara o kalite anlamında. Burada problem var ama bu yapı kuruldu Jesus'la. 30 milyon euro harcandı. İsmail Kartal kalsaydı belki de bir sol bek bir forvetle devam edecekti. Serdar Dursun'la birinci forvet yapacaktı vesaire ama Jesus'un planlarında çok hani başka bir oyuna evet. geçildi. Çift forvetli, daha mobil forvetlerin oldu. Bu yapıda evet sezon başı heyecan verdi ama Zorluk seviyesi yüksek, maçlar kaybedilince ister isterseniz biraz tat kaçtı ama kaybedilmiş bir şey yok hala. Arda konusunda neredesin Mehmet? Çünkü e, işler iyi giderken Arda'yı unutmuştuk aslında. Yani bir, bir, bir taraftan da bunu da söylemek lazım. Yani e, kazanırken de Fenerbahçe Arda Güler neden yok e, sorusu sorulmuyordu. Ne zaman ki işler biraz terse dönmeye başladı, neden Arda Güler oynamıyor sorusunu sormaya başladık ki bence bu haklı bir soru, kesinlikle Doğru. oynaması gereken bir e, oyuncu. Bu konuda senin bakışın ne? Neden? Ben şunu sorarım, neden 83'te girdi, 68'de girmedi hmm. dedim yani. Dakikası biraz artabilir ama ben. İlk 11 çıkmamasını doğru buluyorum. Yani 90'a 90, a 90 a o fizik temposunda maçın başında bir sert faulle karşılaşsa İsmail Kartal da öyle kullandı. Maçların hep ikinci yarılarında oyuna alıp da attı, yani attı. bu oyuncular bir faul görmeyecek mi? Bir düşürülmeyecek mi? Bir hmm. mücadeleye girmeyecek mi? Ama yorulan takım yorulan dakika. takımlara karşı girdiği zamanlarda bir ayağa paslarla tırnak içinde rakibi çok iyi sindiriyor ve direkt tabela ama gol ama asist onu yapıyor. Yine bir Kasımpaşa maçı hatırlıyorum sezon başı. Mesela girdi iki tane attı. Hatta Jesus maç sonrası konuştu. Evet. Kendini bu kadar çok paralama dercesine, jest mimiklerlerine. Ben senden memnun basit oyuna. Arda önemli bir yetenek. Ama hani ben e, İsmail Kartal'ın da Jesus'un da ilk 11 tercih etmemesine çok takılmıyorum. Kolay değil bu yaşta. İlk 11 girse bu kadar tabela yapamayabilir. Ama şu gerçek dakikası muhakkak artmalı örnek verelim. Şimdi Rize Spor'la da oynuyorsanız bir atlik ekibiyle Arda'yı ilk 11'e koyacaksınız ki İşin tansiyon düşmüştü artık. Fenerbahçe gruptan çıkmayı garantilemişti. Dinamo Kiev 11 koydunuz. Bir gol bir asist kalmış o maç aklında mesela. O tarz maçlarda evet ilk 11'i kaldırır ama örnek vereyim Galatasaray derbisinde neden Arda ilk 11 değil ben sormam aşağı sen. Yani elinizde hatta İrfancan Can neden oynamadı derim. İrfan o maçta Mert Arkan, zaten sorulmadı ama en azından tabi, dün, görece biraz daha. Son maçı biraz daha erken girebilirdi. Öyle çünkü oyuna girdikten karşı. sonra evet. net şekilde o pas trafiğini yönetti zaten 8-9 dakika içinde. Fenerbahçe'nin galibiyet golü geldi. Evet. Peki, devam edelim. Şimdi transferde Fenerbahçe'nin de gündeminde pek çok isim olduğunu görüyoruz. Özellikle de sol bek konusu malum. Fanatik'te "Sol bek istiyorum" başlıklı bir haber görüyoruz. Jesus alternatifli bir kadrosu olduğunu belirtip sol ayaklı tek sol bekim var. Bu nedenle önce oraya takviye yapmalıyız dedi. Parmalı Osterwolde bir numaralı hedef deniyor. Ee, yine bu arada Osterwolde ile e, ilgili sabah gazetesinde de sabah 17'de de Samet Yüksel'in bir haberi var. İkisini birlikte okumuş olalım. 8 milyon euro çıkması başlığıyla Solbek için 21 yaşındaki Osterwolde'yi gözüne kestiren Fenerbahçe Parma'yla pazarlıkta İtalya seri B ekibi gelecek vadeden yıldız yıldızı için kapıyı 10 milyon eurodan açtı. 2 milyon euroluk indirim Sarılağcıverklileri memnun etmedi. Kiralama alternatifi üzerine çalışılıyor. Sen ne dersin Mehmet? E, sol bek arayışlarının e, Osterwolde üzerinde yoğunlaşması ki az önce orada zaten Ferdi'nin yaptığı katkıdan bahsettik. Ferdi ama tek Ferdi'yi ee... başka bölgelerde denemek istiyor olabilir. George ama bek performansı gayet iyi Ferdi'nin. Evet. Sağ bek de olsa sol bek de olsa hı hı. çok ekstra bir oyuncu Ferdi. Artı örnek verelim yani derbi de aman aman oynamadı ama Rashisa'yı da oynatmadı. En azından karşısındaki oyuncuyu da e, tetikliyor evet. yani sindiriyor diyelim ve efor anlamında da son dakikalarda oyuna, hücuma genişlik katıp net şekilde farkı açmanızı, goller bulmanızı sağlıyor. Diğer oyunculara gelirsek Osay Samuel'in evet önemli bir atletik doğuştan gelen bir üstünlüğü var. Vitor Pereira'nın da onu kanat beke evirmesi bir anlamda kariyer için hayırlı oldu ama Jesus'un sistemine şöyle uyumadı, Jesus genelde üçlü savunma tercih etti ve üçlü savunma tercih ederken de oyun kurulumunu bekler üzerinden yaptı. O say Samuel'in top ilişkisi kötü. Hı hı. Yani net e, beceri anlamında zaten e, ön tarafta çok göze batıyordu kaçırdıklarıyla. İşte Dervide de bir pozisyon var. Mustafa çıkardı orada kötü vuruş yaptı. Direkt üstüne vurdu ki o pozisyonu 10 kere yakalasa bence 8-9'unu yine öyle vurur. Yani işin beceri kısmında problem olduğu için o kanat bekte işin efor kısmını üstlendiğinde bambaşka bir oyuncu olmuştu. İsmail Kartal'ın sisteminde müthişti dörtlü savunmadı ama üçlü de olmadı mesela. Üçlü de Olabildiğince Jesus belki de o yüzden Lincoln Henneke'yi o bölgeye çekmek zorunda kaldı top ilişkisi iyi diye. Alioski zaten biliniyordu işin savunma kısmında olmadığı e, sırf e, hani hücum desteği verdi biraz canan erkin profili. Hı hı. Bir kanat bek olur ama hani Ferdi değişmez diyorum ben. E, bir de tabii şu da var Jesus'un oyun sisteminde Ferdi sol bek kullandı ters ayaklı bir oyuncu Ferdi sağ ayağını kullanıyor olabildiğince orada zaman kaybetmeyeyim sol bek. E, e Doğrudan 11'de yani. oynamayacak bir oyuncu için de 8 milyon euro biraz fazla lüks değil mi? 11 almalı. Ferdi Sağbek'e geçmeli. Hı -hı. Sol bek transfer tamam. onu söylüyorum. Jesus'un hani sistemindeki sezon başı konuşmalarını biliyorum. Ben sol bekte sol ayaklı bir oyuncu istiyorum ki 2-3 saniye kaybetmeyeyim. olabildiğince topu ön tarafa hızlı taşıyayım diyor ama Fenerbahçe'nin ben hala yani çok bir şekilde siz Ferdi Alioski, Lincoln Eniki, Osay Samuel dörtlüsüyle idare ediyoruz ki Nazım Sangani'yi saymıyoruz bile. A sınıf oyuncu diyorum ben hala ısrarla. Yani bir on numara diyebiliriz. Lincoln kullanmıyordu. kullanmıyor Can çok son dönem işte o gördüğü kırmızı kart ister istemez bir erozyon e, yaratacak. Evet. E, yoksa hani ön tarafta Valencia, Batuşay, Şaking o katkıları alıyor. Serdar Dursun da biraz işin içine atmaya başladı. İyi bir hazırlık kampı geçirdi. Hazırlık maçlarında goller de attı. Oyuna da giriyor şu an Antep maçında sağdaydı e, skor 1-1 iken. Bakalım ama ben çok hani bütün büyük takımları şu an şampiyonluk için kapışan düşünüyorum. Galatasaray'ın çok net ihtiyacı yok bence ilk 11 özelinde. E Trabzonspor e, ve Beşiktaş derim. Fenerbahçe de demiyorum. Geniş bir kadrosu var. 17-18 zaten çok para da harcandı bu takım. Yani zaten sıkıntı hep sizin. Sürekli hadi sil baştan bir transfer dönemi daha, bir transfer dönemi daha bir yerde kilitlenip kalıyorsunuz. İş e, biraz takım iç transfer. Zayistan yaratacaksınız on numara. İsmail Kartal yarattı. Serdar Dursun'dan katkı alacaksınız. Ben çok dış transferden ziyade biraz iç transferde çözüm bulmalı. Trabzonspor ve e, Beşiktaş şu an Beşiktaş'a ilgisi de görece olarak bence transferler ihtiyacı Beşiktaş'ın neye ihtiyacı var? İyi bir stopere. E, artık Atiba olmaz orta sahada. Oraya alacaksınız. Gez daha böyle i̇şte Hacı Ahmetoviç gayet hı hı. olur. Gezdan nasıl dönecek emin değilim. Yoksa biraz... Ee, kenarda da bir oyun haklı hep aynı tip oyuncular Redmond, Enkudu koş koş oyunda olan oyuncular biraz daha hani topa bassın elbette Abu Bakar orada bir fark yaratacaktır akıl koyma anlamında Trabzonspor'un birazdan konuşuruz muhakkak hı hı. onun bence e, Trabzonspor'un biraz da sayısal nicelik nitelik olarak transferlere ihtiyacı var şimdi tam e, aslında biraz takım içinden birileri katkı vermeli noktasında Milliyet gazetesinde Celal Umut Eren'in bir haberi var e, Mehmet ne varsa eskilerde var başlığıyla Sezon başında yabancı transferleri konusunda yoğun bir mesai yapan Fenerbahçe'yi buna karşın eski yıldızları sırtladı. Yeni transferler sakatlıklarla boğuşurken Zalay ve Valencia ön plana çıkan isimler olmayı başardı. Fenerbahçe'de aslında Ali Koç dönemi başladığından beri transfer mühendisliği kavramı en çok konuşulan konu oldu. Mehmet, şimdi döndük dolaştık yine galiba işler yolunda gitmeyince her dosya yeniden açılıyor aslında bunu da net bir şekilde. E, görmüş oluyoruz Fenerbahçe'nin şu anki tablosuna baktığımızda. Bir tek istisna oyuncu satışı oldu. E, yani e, Komoli başarısız bir spor direktördü ama ne olursa olsun işte onun döneminde önce Juliano, evet. e, Josef de Soza 20 milyon eurolara gitti. Sonra onu Elif Elmas e, takip etti, Napoli'ye iyi bir transfer. Sonra Komoli ayrıldı, ayrılmadı hatırlamıyorum Vedat Muriç gitti. gitti. Emre gitti. Belezoğlu galiba evet. o dönem e, spor direktördü. E, oyuncu satışı oldu en sonunda Kim Min Jae gitti ama işin hani bu biraz toler etti yoksa korkunç e, transfer başarısızlıkları işte. Şans da tabii yoktu mesela Silimani'ye kötü oyuncu diyemezsin. Samatta'ya kötü oyuncu diyemezsin. Kariyerlerinin en kötü dönemlerini. Fenerbahçe'de e, Fenerbahçe'de Özellikle Samatta hani biraz daha kontratak takımdan uygun bir transferdi ama Silimani olmadı döndü tekrar Portekizli Sporting'e sanırım yani tekrar kıpırdadı mesela Fenerbahçe'de Fransa'ya gitti. Şimdi mesela e, Burumadan hiç alınamayan bir e, takım var. E, Gustavo Enrique'nin gitmesi gündemde. Ne gerek vardı diyoruz. E, yani geçen sene Fenerbahçe e, takımı yani İsmail Kartal hatırlatalım kalede e, Altay ay e, Serdar Keminci'den ikili yarattı. Hatta Salay'da yedek kalmıştı öyle hatırlıyorum. Serdar oynuyordu. Sağ bek o say sol bek perdi bak hemen 11 ezbere sayıyorum 6 evet. Crespo 8 Zayz e, Mert Hakan İrfan, Can İrfan değişmeli onunla sağ açıkta sol açık Rossi e, for ve Serdar Dursun bu yapıyla lig ikinciliği oldu ve Doğru. yani şöyle e, ikinci olabilirsiniz e, başarılı olabilirsiniz ama İkinci olup Nisan ve Mayıs aylarında Kadıköy 50 bin taraftar çekemezsiniz. Fenerbahçe taraftarını kazandı. Bence en kıymetli İsmail Kartal'ın yaptığı hamle oydu. Hani belki hı hı. kupalardan bile değerli. Ben çok şahit olmadım Lig ikincisinin sezon sonlarında böyle kapalı gişe Doğru. Da. O yapıyı Jesus gibi önemli bir profil teknik adam olarak. Farklı bir oyun stili var. Hep önde baskı, tempo, işin çalışma kısmı var. Duran toplardaki setleri de görüyoruz ama. Tekrarlayayım ben hala aynı noktadayım. A sınıf oyuncu diyorum üstüne basa Yani İrfan Can bence yıldız potansiyeli var ama şu an Jesus sistemine birebir uydu diyemiyorum. Çok bölgesini bulamadı. Bu sistemde Batuşay'ı çok iş yaptı. Valencia iş yaptı. Bir de bekte Ferdi ee, bir ara Crespo çok iyi. Onun da pili bitti. Çünkü evet. kolay değil. Üçlü oynuyorsunuz. Crespo sağa mı koşsun sola mı koşsun. İki tarafa koşuyor. Çift sarı kartla atılıyor Trabzon maçında. Ve yani o enerjisi düşüyor bir yerden sonra. Burada problem e, gördüm ben Fenerbahçe açısından ama. Tekrarlayayım bu yapı hala yarınki Rize Spor maçında da göreceğiz. Ee, sizden e, seviye olarak düşük takımlara karşı iş yapar yani Antep'te de o golü atacağınız belliydi işte. Karagümrük 4-4 yaptı uzatmada 5-4 attınız bunu yaparsınız ama iş Galatasaray, Beşiktaş, Ciddiği Trabzon Spor orada işte SOS veriyorsunuz. Böyle bir gerçek var o da artık Jesus'un çözmesi gerekiyor. Bu noktada oluyor. da aslında işte Jesus acaba rakiplerine kadar iyi analiz ediyor tartışması gündeme geliyor. Doğru. Ee, yani Jesus biraz... Yoksa sadece kendi takımına mı bakıyor? Kendi takımına bakıyor. Bence Galatasaray'ın çok net hele ki e, bir gün öncesinde biz de Galatasaray muhabirli olarak Barış Alper Yılmaz'ın derbi yoğun bir başlayacağını yazdık. Hani Barış evet. Alper'in olduğu denkleme niye üçlü savunmayla başlıyorsunuz? Barış orada üç stoperinde arkasına yaptığı koşularla işte Link e, Gustavo ikiye sarı kart aldırdı. O sayede ters fal çıktı orada. Yani Hakem yanlış karar verdi Barış aleyhine faal çok. Orada Barış'a faal yapılmıştı. Bir tane altı pastan kaçırdı. Zaten sinyalleri verdi sizin deşifre ettiğini. Orada biraz artık Jesus'un başka şeyler denemesi gerek. Şimdi Hürriyet gazetesinde 19. sayfada Süleyman Arat imzalı bir haber var. Bir transfer haberi. Önemli bir haber. Fenerbahçe'nin yıldızlarına hücum başlığıyla Diyor ki haber Sarı ekipte başarılarıyla öne çıkan futbolculara Avrupa'dan teklif yağıyor. Ada basınına göre Crystal Palace Osayi için 12 milyon euroyu gözden çıkardı. Yönetim her ne kadar sezon sonuna kadar satmayacağız dese de özellikle Osayi Samuel konusunda işleri zor. Nijeryalı Yıldız'ın yanı sıra Ferdiye, Borussia Dortmund, Arda Güler'e İtalyan kulüpleri talip, Miguel Crespo, Atilla Zalai, İsmail Yüksek, Miha Zayt, Diego Rossi ve Serdar Dursun'la Valencia'da yakın markajlı oyuncu kalmadı şu anda Fenerbahçe'de. Doğru. Ama ne hangi birini gönderme lüksü var? Hangi e, oyuncuya acaba ne kadarlık bir teklif gelir? Bunlar acaba biraz daha e, sezon sonu için mi konuşmak lazım? Bilemiyorum. Ne dersin? Satılmayacak oyuncu yoktur diyeceğim ama kimince en satılmamız gereken oyuncuydu? Çünkü evet. bu sistemde o savunma arkasına atılan toplarda kimince e, bu sistemin en önemli çarkı olurdu. O net e, savunma arkasını toparlama özelliği çünkü savunma arkası yani 6 ayda deşifre oldu ister istemez. Bir karşı karşıya kalırsınız. 2 3 artık bir yerde e, pes ediyorsunuz. E, eldeki stoperlerde e, bakarsak da Salahi, Serdar Gustav'ın şimdi Sameta geldi son maç evet. oynadı. Kim ile çok fark var ama onun dışı saydığın isimlerde mesela Osay, Samuel, ben çok şampiyonla oynayan takımın beki demiyorum. Çünkü top ilişkisi sıkıntılı bir oyuncu. İyi bir oyuncu. Fayda alırsınız. İşte bugün Saşa Boy'un yaşadığı dönüşüm ortada ama Saşa biraz ortalarını geliştirdi. Topla alışverişini geliştirdi. O sayı o anlamda hala sıkıntılı. Tam aksine bir orta seviye takım İngiltere'ye gitti mi o fizikle üstüne fark yaratabilir. Fenerbahçe'nin de o anlamda eli güçlü. Muhakkak sezon sonu. Crespo'yu da bu işin içine dahil ediyorum. Maliyeti düşük bir oyuncu. Yıllık ücreti 500 milyon bandında pekala Avrupa piyasasında kendine 1 1,5 milyon euroluk teklifler bulur. O da doğal olarak bonservisine artı olarak yansıyabilir. Ferdi var yine ama ben şu an aynı denklem Galatasaray için geçerli. Vegors United gibi bir olay çıkmadıkça kolay kolay şampiyon oynayan takımlar oyuncu satışı yapacağını düşünmüyorum düşük rakamlara. Özellikle şöyle bir detay da var. Altay Bayındır henüz imza atmadı. Bu oyuncular arasında Altay'ın da girebileceği. İddiası. Sezon sonu serbest kalırsa girer ama bonservisi bu altaya kimse büyük, büyük yatırım yapmaz. İyi bir sezon Kaleci geçirmiyor. bunu kabul Kaleci takviyesi yapmasını bekliyor musun? Kaleci takviyesi farklı yapmalıydı. İrfan İrfancan bayat Altay'ın alternatifi olmaz. İrfancan geçen sezonu çok kötü geçirdi Göztepe'de. Hani bir oyuncu üzerine yıkılmaz küme düşme ama hakikaten bir önceki sene performansını çok arattı. Bir de ben denklem olarak da hani Beşiktaş şampiyon olurken de söylemiştim. Utkuyla Ersin risk aldı Hoca. E, tuttu orada Utku da iş yaptı ama benim denklemim Mert Günok mesela doğru transferdi yaş anlamında Ersin'le rekabet. Ki hı hı. şu an birinci kaleyi devraldı. Fenerbahçe evet. daha tecrübeli bir ismi kulübesine atmalıydı. Şu an İrfan Can da iyi bir isim olmadığı için form olarak Altay'ı dinlendiremiyorsunuz. Altay'ı da sıra diyorsunuz ama Altay yerli kuralında artı üç olduğu sürece çok çok değerli bir kaleci. Peki şimdi Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bir uzatma dakikası polemiği de var Mehmet. Onu da sana Doğru. sormak istiyorum. Ne düşünüyorsun diye. Foto maç 3'te haberi var. Az bile uzatıldı başlığıyla. Emre Koca daha daha önce Fenerbahçe maçında verilen 10 dakika uzatmayı fazla bulduğunu söylemişti. Fenerbahçe cephesinden de bir yönetici aracılığıyla yanıt geldi. Özaktaş. Sakatlıklar, gol anları değişiklikler, kırmızı kart iki defa var kontrolü. Kontrolü ortalama bir hesapla az bile uzatıldı. Artık ezbere yanıt. veriliyor artık onu ezbere veriyor hakemler. Ben o konuda hmm. eleştirileri anlıyorum artık. Maçların süresi yani şöyle büyük takım öndeyse o 10 olmaz 7-8 olur. Çok ezbere yapılıyor. Beşiktaş Konya maçında uzatma da azdı. 5'te Josef'in golü geldi Konya evet. Beşiktaş. Derbide de artı 10 uzatıldı. Icardi'nin golü 99 yüzlerde gelmişti. Dünya Kupası rüzgarıyla hakemlerimiz yine e, nabıza göre şerbet veriyor olarak yorumluyorum ben. Yani e, uzatmalarda olabildiğince e, ezber. E, yani özellikle var monitörlerinde bazen çok gereksiz zaman kaybediliyor bazı pozisyonlar üzerine. Bunu derbide de gördük. E, Kerem İkardi ikinci golle. Evet. Çok kaldılar yani. Dün de mesela Nelson'un golü çok net gol. Neden iki dakika vakit e, kaybediyorsunuz? Tabii oyuncu gruplarından da takımlardan da bunu suistimal edenler oluyor. Bu tartışmalar devam eder uzatmalar üzerinde. Bu arada bir de en hırçını kanarya başlığıyla ligin ilk devresi de bu arada tabii 19. hafta maçları tamamlandı ama bir ara olmadığı için bir devre arası psikolojisine giremedik. Mehmet aslında bunu Dünya Kupası arasında yaşamıştık. Ligin ilk devresi itibarıyla da Fenerbahçe 5 defayla en fazla kırmızı kart gören takımlardan biri olmuş. Neden Je acaba? Jesus'un oyunuyla alakası var. Hmm. Tempolu oyun basan, Tempolu basan oyun istiyorsan nasıl savunma arkasına toplar atılıyor. Altay sürekli karşı karşıya kalıyor. İkili mücadelelerde agresif oluyorsun. O agresiflik doğal olarak karta yansıyor. Batu Şah'ı fren yapmıyor Sivas maçında. Tartışılır pozisyon ama e kırmızıyı gördüğü gibi Jesus'un ne gerek vardı diyor. Yine Hoa Pedro'nun kırmızısı. Crespo'nun Trabzon evet. maçı o yorgunluğa bağlı, mücadeleye bağlı kırmızıları olarak yorumluyorum. Tesadüf değil bu kadar kart görmesi. Biraz hocanın oyun şablonuna ilişkilendiriyorum. Peki. Şimdi bugünün bir diğer karşılaşması yine Ziraat Türkiye Kupası'na dönelim. E, Trabzonspor'da Ümraniyespor'la karşı karşıya e, gelecek. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma tabii ki her zaman olduğu gibi Aspor ekranlarından naklen e, izleyebileceksiniz mücadeleyi. E, şimdi Trabzonspor'u nasıl yorumlamak lazım? Açıkçası ben soruyu sorarken de artık nasıl İstirak soracağımı olayımlar. bilemiyorum Mehmet. Çünkü her maçta farklı bir Trabzonspor izliyoruz. Doğru. Deplasmanda başka, evinde başka güçlü rakiplere karşı Özellikle ligin ilk 7-8 sırasındaki takımlara karşı çok farklı oynayan bir Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Ama alt sıralardaki takımlara karşı zorlanan bir takım görüyoruz. Enteresan bir e, Trabzonspor. Acaba Ümraniye karşısında hangisini göreceğiz? Antalya Spor 5-2, e, Karagümrük 4-1, Alanya 5-0. 3 tane e, yani çok kadro olarak ağır bas ağır gözüktüğünüz takımlara karşı farklı mağlubiyetler aldınız. Evet. Bir tek bu sezon elle tutulur kalan tarafı iç sahadaki hakimiyet. İç sahadaki seri devam ediyor. Artık Trabzonspor sanırım son ilgisini geçen sezon başı Roma'dan almıştı iç sahada. Yani zaten ligde hiç e, yurt içinde e, yenilgisi yok iç sahada. O bir alışkanlık artı senin de demin ifade ettiğin gibi büyük maçlarda ordunun hem Trabzonspor'un Ünal Karaman'la birlikte bir kazandığı alışkanlık diyebiliriz artı Abdullah Avcı'nın da Başakşehir'deyken de Abdullah Avcı dört büyüklerin dördüne karşı da istediği sonuçlar alıyordu. Yani büyük maçlarda o denge oyununu işi taktik anlamda iyi kotaran bir e, teknik adam ama iş üç kulvarda mücadeleye geldi mi? Geçen sezon Trabzonspor hatırlatalım ligi ilk yarıda bitirdi. Aralık ayında belki şampiyon oldu ama hem Fenerbahçe hem Beşiktaş hem Galatasaray üç günde bir maç maratonunda yıpranıyordu. Beşiktaş şampiyon liginde bir Dortmund maçıyla dağıldı. Galatasaray Avrupa Ligi'nde çok iyi gitti. Onu lige yansıtamadı. Fenerbahçe'de Pereira ile olmadı e, Lig Avrupa aynı anda öyle söyleyelim. Bu sene Avrupa'da oynadı Avrupa Ligi. Sonuçta grubundaki maçlar da hep denk maçlardı. işte. Kızılyıldız Yıldız, Monaco, maçlarını e, hatırlıyorum şimdiden. E, Bakasetas dışında düzenli katkı alamadı. Yani geçen sezonki Trabzonspor şampiyon olurken Ezgi birçok az solisti vardı. Yani sezonun altın 11'ini yaptığımızda Kafadan Uğurcan'ı yazıyorduk. Sakatlanmasaydı ben Edgar'ı da yazardım. Yani o sistemi çok iyi işletiyordu evet. savunmada. Dorukan sezonun en iyi e, 12. adamıydı benim gözümde. Canini hangi maç oyuna atsanız ama gol ama asist ya forvet yıkılıyordu ya kenara geçiyordu iş yapıyordu. Vakayem'e Vischa katkıları ortada. Bir de buna Bakasidas artı bir de istikrar abidesi diyebileceğimiz Cornelius. Ama şimdiki denkleme bakalım. Cornelius'un yerine gelen e, Maxi Gomez Umut bir Cornelius etkisi veremedi. Visce iki kere sakatlandı. Trezeguet fena iş yapmıyor ama hani Vakayeme ile aynı tarz değil. Biraz daha Trezeguet e, bireysel oynayan bir oyuncu. Vakayeme kendi şovunu yapsa da işin en böyle sorumluluk alınması gereken kısımlarında nefes aldıran bir oyuncuydu. Bakasitas tek kaldı. Bir de ne olursa olsun ben her zaman e, büyük takımlardaki e, değişimi, dönüşümü 6-8'e e bağlarım. Galatasaray'ın mesela bu seneki liderliğinde evet bizler şu an Icardi'yi, Mertens'i, Abdülkerim'i, Saşa Boy'u konuşuyoruz ama Taylan Berkan değil, Torreira Oliveira orta ikilin. Şimdi Beşiktaş'ın Sergen Hoca'lı şampiyonu sürprizliyorduk ama Josef Atiba ikilisi ki Atiba bu dönemden 3 yaş daha gençti. Bence ligin en iyi Doğru. ikilisiydi yani. Belhanda, Taylan'la, Luis Gustavo, Ozan Tufan'la kıyasladığımda benim oyum Josef Atiba'ya olurdu yani. Orta saha merkezi çok önemli. Geçen sene iyi kötü Siopis Berator'a değişmedi ama bir hamşik etkisi vardı. Şimdi Hamşin hem yaşa bağlı hem performansa bağlı sakatlıkları da ortaya çıkınca ya orada gına bir Siyopis deneniyor. Artık hani daha üst seviye bir isim isterdi bence. Bir de hani Hamşik'in de performansı düşünce ister istemez orta sahanın merkezi Kasımpaşa'nın aldığınız oyuncu hiç fena oyuncu değil. Geleceği olan bir oyuncu ama Doğucan henüz o seviye değil. Berat zaten ayrıldı. Biraz ona da bağlıyorum ama tabii kolay değil. Çok takım değişti. Sakatlıklar, Konya Büyükşehir kendi saydılmak iste ailevi nedenlerden işte bugün e, sabahda Sivas'tan ayrıldı oyuncu dur diyemezsiniz yani aile önemli sonuçta futbolun da önünde. Tabii. Ki. E, bu kadar değişim kolay değil ama Trabzonspor için hedefler de bitmiyor. Ben olabildiğince bu sene Türkiye Kupası ve artı bir konferans ligi gerçeği var yani konferans liginde geçen sene finale Feyenoord çıktı niye Trabzonspor? Tamam final olmasın yarı final olsun yani o heyecanı yaşamalı sonuna kadar zorlamalı. Yani, hani, lig özelinde ben biraz Galatasaray, Fenerbahçe, artı artık sonlanan Beşiktaş'la tarz dediğimiz bir şeyler olacak birlikte bu üç takımın sanki gerisinde kalacak gibi gözüküyor. Ee, Yunus Emre'nin bir haberi var bugün sabah gazetesinde. Her maça farklı tandem şeklinde ee, bu istikrarı bir türlü savunmada özellikle istikrarı yakalayamamasını özellikle çok fazla oyuncu değiştirmesiyle açıklamış Yunus Emre. İlk 11'de en fazla Hugo'yu tercih etti. 16 maçta Bartra 13 müsabakada oynarken Densvil ve Hüseyin Türkmen 2 maçta şans buldu. Az önce diğer takımlar için de söyledik Mehmet. bir takım başarılı olmak istiyorsa bir kere savunma uyumlu olacak uyumlu ve istikrarını sağlaması gerekiyor. Ben tam bir de şuna ilave yapayım Ezgi. İlk 11 ezbere sayacaksınız. Evet. Trabzonspor geçen sene Aralık ayında şampiyon oldu diyorum. Hemen o kadroyu sayarım. İşte Bruno Perez sağda, İkili ikili Edgar Vitor. Solbeck sol bek değişiyordu mesela. Sol bek zayıf tıpkı bu seneki Galatasaray gibi. Hı hı. Galatasaray sol oynamayan oyuncu kalmadı. Trabzonspor'da yeri geldi. İsmail yine Tronsen'in attı oraya ama hani nedir? İkili e, Siyopi Samşik'ti. On numara Bakasetas. solda Vakayeme. Forvet Cornelius. Sağda da Abdülkadir diyelim. Şimdiki yapı Yunus Emre'nin haberi stoper. Ön tarafta çok değişiyor. Yani mesela Yusuf Yazıcı oynadı bazı maçlar kenar. Abdülkadir oynadı, Canini oynadı. Tabii. Ön taraf hep değişti. Kanatlar Bak, sürekli Dışında. Beklerde bir sol bekte Eren kaldı ama onun performansı bir yerde bitecek. Kolay değil o yaşta bir büyük takım sürekli oynuyorsunuz yük biniyor. Şimdi sağ bekte Bruno Perez'e döndü Larsen e, bir yerde e, zaten seviye olarak da öyle Bruno Perez'e bir tuttuğum bir oyuncu değil. Stoper ikilisi de önemli. Ben Bartra'nın evet işin e, top tekniği kısmında ön tarafa topu aktarmada Sıkıntı yok ama birebir savunması sıkıntılı bir gümrük maçında gördüğü kırmızı zaten onu özetliyor o bireysel e, savunmadaki hatalarını e doğal olarak bu kadar olumsuzluk sayıyorsak da buradan bir olumlu istikrar çıkmıyor aslında sözün özü bu. ...deplasmanlarda iştirazsız bir Trabzonspor var. Şimdi az önce Trabzonspor'un en fazla... transfer ihtiyaç duyan takım olduğundan bahsettim... ...Beşiktaş'la birlikte. Şimdi Beşiktaş'la aynı oyuncuya talip olduklarına... ...dair bir haber var. Fanatik gazetesinin dördüncü sayfasında... ...Konyalı Amir için Oo, Trabzon'da... Evet. ...devrede başlığıyla... ...Haciz için Bordo Mavililerin de... ...devreye girdiği söyleniyor haberde şartlarını sormuş e, Trabzonspor'da ve takas formülü içeren bir paket teklifiyle Konyaspor'un kapısını çalacağı söylenmiş. 5 milyon euro Konyaspor'un biçtiği değer diyebiliriz. Evet, o parayı da hak eden bir oyuncu. Bakasetas örneği var. Bakasetas çok seviye atlattı Trabzonspor'a. Hacı Ahmetović de orta sahada yani o Hamşik'in yerine artık ben biraz Hamşik'ten umudu kesme noktasına geldim. Yaş ve doğal olarak yaşadığı sakatlıklara bağlı olarak hem Trabzonspor için hem Beşiktaş için nokta atışı olur ama Trabzonspor'un daha çok ihtiyacı olduğunu söyleyebilirim. Beşiktaş iyi Salih Geç, Son Josef'le böyle bir idare edebilir. Şenol Hoca'da Ali Ali'den şu an fayda alamıyor ama Trabzonspor'un şu yapısında Gana, Bisiopis, Amshi üçlüsünün e, güçlüsünün kıvamen ikisi oynuyor. E, çok ben e, hani Hacı Ahmet Öğüç orada çok fark yaratır Trabzonspor'a gelirse. Peki Şimdi Trabzonspor'da değerlendirdikten sonra son birkaç dakikada İlhan Palut'la ilgili Konya Spor'la ilgili bir haber var. Ona da bir değinmek istiyorum, zira birkaç gündür yine çok konuşulan konulardan biri. Hürriyet 17'yi rica edeceğim arkadaşlarımdan ayrılmayı hiç beklemiyordum. Şoke oldum başlığıyla verilmiş İlhan Palut'un ayrılık sonrası yaptığı açıklamalar. Biz maçı hazırlanırken ikinci başkanımız gelip yönetimin kararını bildirdi. Emre Belezoğlu hakkındaki sözleri nedeniyle gönderildiği iddiasının da doğru olmadığını söylüyor İlhan Palut. O doğru değil. Ben de onun hiç ihtimal evet. vermiyorum. Bu arada hani Emre Belezoğlu ne kadar sağ futbolcuk dönemi sağ içi olsa da sağ dışında çok sevilen birisi olduğunu ben de biliyorum. Benim de tanıştığım evet. var. O anlamda hani düzgün bir profil olduğunu söyleyebilirim. İlhan Palut da çok çok öne açık bir teknik adam. Sadece Konyaspor değil Hatay Spor'da yaptıkları zaten muhteşem işlerdi. Hatay Spor gibi düşük bütçeli bir takım önce final oynattı sonra Süper Lig'e çıkarttı. Göztepe'de de başarısız değildi ki. Göztepe'nin ilan Palu sonrası yaşadığı e, hoca erozyonu ve e, küme düşüş de ortada. Konya Spor'a da farkı şu oldu. Konya Spor'un en başarılı hocası diyemeyiz. Kulüp tarihinde en başarılı hocası. Benim gördüğüm Aykut Kocaman'dır. Zaten Türkiye Kupası kazandırdı. Avrupa Ligi e, oynattı. Ligde ilk ikiye evet. soktu. Ama çok farklı futbol oynattı Konya Spor'u. O sıfır 0a çıkan savunma futbolu özdeşmiş Konya Spor'u çok güzel bir hücum takımı e, yarattı ve bunu da e, transfer yapmayarak hep e, takım içi transferler diyebiliriz. İşte, e, Hacı Ahmetoviç, Endri Çekici hep böyle seviye atlattılar. Bir Butici'ye bir dokunuş yaptı. Zaten e, iyi bir transferdi. Çok çok başarılı bir teknik adam. Ben e, yani Evet son 10 maç bir galibiyet sanırım işte Beşiktaş maçı öne geçtiği maçı kaybetti ama 1-1 iken 2-1 de bulabilirdi Konya Spor. pozisyonları var. Mertin ama sportif var. E, olmadığı Tabii. söyleniyor ayrılığını. Ama hani ben e, İlhan Palut açısından e, onu iyi bir kariyer bekliyor. Yani daha iyi takımlarda da büyük takımlarda da görebiliriz. O enerjiyi o e, hocalık e, meziyetlerini bize gösterdi net şekilde. Peki süremizin sonuna geldik Mehmet. Çok keyifli bir programdı teşekkürler. Ben Hazına teşekkür sağlık. ediyorum. Değerli izleyenler medya dünyasına noktalıyoruz biz. Mutlu günler, hoşçakalın.